Spor Ajansı'ndan merhabalar, mutlu günler değerli izleyenler. Spor Toto Süper Lig'de yepyeni bir haftanın daha bugün perdesini aralayacağız ve 22. haftaya merhaba diyeceğiz. Tabii ki geçen haftadan kalan hala konular var. Bu haftanın maçları var. Sıkışık bir fikstürde Spor Toto Süper Lig devam ediyor ki hafta sonunda yine bizi bambaşka maçlar bekliyor. Bunların hepsini sevgili Ogün Şahinoğlu ve Serhan Türk'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Benim yeni ekürüm. O gün son zamanları programları beraber yapıyoruz ve büyük bir zevkle ve büyük bir coşkuyla yapıyoruz. Çok da güzel haberler veriyoruz. O güne de sana çok teşekkür ederim beraber olduğumuz için. İnşallah. Ben de yayına girerken şimdi malum dün çok yoğundu gündem. Beşiktaş'ta da bir anda yoğunlaştı. Onunla ilgili detaylara çalışıyorum da programın akışında vereceğiz inşallah. Size dahil olurum sonra diyor yani. O gün her zaman bize dahil zaten. Şimdi ben genelde gözüm ister istemez hep böyle kravatlara takılıyor. Çok seviyorum kravat işini. İkinizin kravatı çok şık, onu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ama seninki daha şık. Bunu teşekkür ediyorum. Bazen söylemekten çekiniyorum çünkü genelde eski adetlerde şöyle bir şey var ya, hani birisine kravatın güzel dersen o kravatını sana vermek durumundaymış diye. Tabii. Genelde eskiler bunu söyler yani. Yayından sonra veririz. Yok. Kravatı işte istediğim için değil yani, onu anlatmaya çalışıyorum çünkü. Bir gün Ahmet Hoca'ya da selam gönderelim, Ahmet Akçan'a. Ahmet Hoca'yla program yapıyoruz başka bir yerde. Sonra zaten burada da yapmaya başladık. Şimdi ben de gördüm mü söylüyorum böyle. Hoca diyor ki, Ömer dedi sen bende kravat bırakmayacaksın ya dedi. Dedim hocam onun için söylemiyorum ya, güzel diye söylüyorum. Baştan dedim anlaşalım, güzel diyorum ama istemek için değil yani. Ama verirsen o... de neden olmasın. Yok yok yok. Yani biz burada kravatları paylaşıyoruz ama hiç öyle almadım ya. Futbolcuları paylaşamıyor yani. Hiç öyle almadım ama gerçekten. Yani güzel dediğim hiçbir kravat almadım. Öyle bir özelliğim var. Bugün ilk olabilir diyormuşum, şaka tabii ki. Dünya Kupası arasından sonra hep söylemiştim. Yani gerçekten gözümüzü bir kapatacağız, açacağız böyle. Mayıs ayına geleceğiz diye bence o günleri yaşamaya başladık. Çünkü geçen hafta, bu hafta, hafta sonu. Bazen kaçıncı haftada olduğumuzu karıştırıyoruz. Gerçi o çok normal yani, 22. hafta ama 21 maç oynayan takım yok. Fikstürde öyle bir ilginçlik de söz konusu diyelim. Ama biz tabii günün maçlarıyla birlikte başlayalım bugün. Beşiktaş Karagümrük deplasmanında olacak. Maça dair haberimizi izleyelim ve akşamı konuşmaya başlayalım. Evet, Beşiktaş 5 maçlık galibiyet serisini bugün Fatih Karagümrük deplasmanında geliştirmeye çalışacak. O gün... Zorlu iki maç Beşiktaş'ın önünde bu sıkışık fikstürde. Önce Karagümrük, sonrasında Sivasspor deplasmanı. Hı hı. Tabii ki Beşiktaş aslında İstanbul'da bir maça çıkacak ama evet, söz konusu Olimpiyat Stadı olunca ve şu anki İstanbul'un hava durumu, soğukluğu, iklim şartları ve uzaklığı düşünülünce maçın da saatini eklersek Beşiktaş oldukça zor bir deplasman bekliyor diyebiliriz. Evet, yayından önce seninle de oraların havasını konuştuk. Hatta ben bir 4 yılım orada geçti, Başakşehir'de. Ne kadar soğuk olduğunu ben derinden hissetmiş biriyim yani. Şu an bulunduğumuz yerlerle ora arasında en az bir 3-4 derece oynuyor. Özellikle akşam saatlerinde daha fazla. Ki yani hafta içi olmasından sebep herhalde 8'de yaptılar ama yani Ocak ayının sonu artık, yani Şubat'a giriyoruz. Saat 8'de Olimpiyat Stadı'nda yani bence biraz daha makul bir saat olması gerekiyordu. Zaten çok sayıda taraftar da gitmeyecek bugün. Göreceksiniz tribünler boş kalacak. Battaniyeyle gidin. İnanılmaz soğuk oluyor. Serhan abi de yıllarca deneyimledi orayı. Ne kadar soğuk olursa öyle bir şey ya. Geçen gün gördüm. Giyiyorsun. Hani çocukluğumuzda elektrikli battaniye vardı ya. Yani belki hala vardır bilmiyorum da. Ben büyüdüğüm için çocukluğumuzda diye diyorum. Şimdi onun bayağı mont şeklinde olanını yapmışlar. Ya giyiyorsun, öyle düğmesi var. Basıyorsun. Birden ısınıyor. Ya ısınıyor da ama bizdeki zaten baktığımızdan artık yani. Karlar da gelmiyor artık. Yağmurlar da gelmiyor. Baktığın zaman soğuk hava iklimi kısa sürüyor İstanbul geneline baktığımızda. Ama tabii ki Olimpiyat Stadı'nın soğukluğunu, ayazını biz Galatasaray'ı takip eden mavililer daha çok biliriz. O zaman şey de yoktu, rüzgar panelleri de yoktu. Böyle kıytırık rüzgar panelleri yapıyordu, ondan sonra kopuyordu onlar. Ama oradaki soğukluk, oradaki şey en son maçlarda gittiğimde biraz azalmıştı. Ama yine de orası biraz dağ başı diye tabir ettiğimiz yer. Şu an Şubat ayına geldik. Bir sene oynamadı mı Olimpiyat'ta? Oynadı. Şubat ayına geldik. Yani Olimpiyat Stadı'nda hani Ağustos'ta da gitseniz akşam üşüyorsunuz. Fark etmiyor. Çok serin oluyor orası. Dediğim gibi yani saat bence yani evet hafta içi. Hafta içi olmasından dolayı işten çıkış saatleri baz alınarak 8 yapılıyor ama farklı bir yöntem bulunması gerekiyordu. Çok futbola elverişli bir iklim olmuyor orada. Bu mevsimde özellikle.
Hayırlısı olsun. Yani iki takım da hani futbol oynamaya çalışan, hücum gücü yüksek takımlar, böyle keyif vermeye çalışan takımlar. Karagümrük de öyle, Pirlo'nun takımı da öyle yani. Pirlo öyle bir takım oluşturdu ki ben Karagümrük'ü izlerken çok keyif alıyorum. Çünkü sadece savunmaya çekilelim, işte kontradan bir gol bulursak atarız, skora gideriz takımı yapmadı. Burada olumlu, pozitif bir futbol oynayarak atarız da yeriz de. Yani iki tarafı da oynamaya çalışıyor. Özellikle hücumu daha fazla üretkenlikle birlikte görüyoruz. Karagümrük'ün maçlarında 3 gol, 4 gol atıyor. Evet, 3 atıyor, 2 yiyor belki ama yani sonuçta bize pozitif futbolu, seyirciye hoş gelecek olan golü vaat ediyor her zaman. Beşiktaş da son haftalarda aynı şekilde performansını yükseltmeye başladı. Ben eğer ki rüzgar engeline takılmazsa keyifli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Evet, Serhan Türk 5 maçtır kaybetmeyen bir Karagümrük var. Evet. Ve sevgili Ogün'ün söylediği gibi gerçekten çok gollü maçlar oynayan ve bu süreçte iyi futbol da bizlere izleten bir Karagümrük var. Karşısında da 5 maçtır kazanan bir Beşiktaş evet. var. Tam da ben onu hesaplamıştım ki sen aldın benden sufleyi, ben devam ettireyim. İki tane takım görebiliyoruz. Bir tane takım tabii ki Karagümrük hocası başına geçtiğinden itibaren çok sallantılı bir dönem geçirdi. Ayak uydurması için biraz zamana ihtiyacı vardı. Pirlo gidecek mi, kalacak mı derken Pirlo hem istediği takımı oluşturdu hem tüm takımları kafa tutabilecek bir takım oluşturduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesi de zaten vardı. Takviyelerde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın istemediği, gözden çıkardığı Jackson bile şu an gol sıralamasında ön sıralarda gidiyor ki Galatasaray'dan ne zaman giderse sanki gol krallığında çok iyi yerlere giden bir Jackson'a bahsediyoruz. 10 gol mü? 10 ya da 11 diye hatırlıyorum. 10 biliyorum ben de. Tabii ki 12'ymiş. 12 miymiş? Ama tabii şey toplamda yani kupayla birlikte. Borini'nin ligde daha fazla var. Ligde Borini galiba 12 gol 6 asist diye hatırlıyorum. Evet, ligde Borini galiba ikinci sırada zaten krallıkta öyle olması gerekiyor. Evet evet ligde dediğim gibi 12 gol 6 asist Borini. Cagne sanki bir tanesini kupada attı hemen onu da söyleyeyim. Ligde 10 gol 4 asist. Ama forvet hattından tabii şimdi baktığımızda topladığımızda 22 gol 10 asistlik bir katkı almış Karagümrük var. Evet baktığımız zaman da 40 gol atabilen bir Karagümrük'ten bahsediyoruz o açıdan. 32'sini zaten bu iki isim. İki isim atmış. Yani iki ismi çıkardığın zaman dengeler değişebilir ki bir tanesinin isminde çıkması an meselesi gibi şeklinde haberlerde çıkıyor. Özellikle burnun üzerinden. Diğer tarafta Beşiktaş'ın bir aşıya ihtiyacı vardı. O aşı Şenol Güneş miydi, değil miydi derken Şenol Hoca'nın gelişinde de biraz sıkıntılı süreç oluşsa bile ve herkesin favori olarak gördüğü şampiyonluk için Galatasaray'la Fenerbahçe olarak gördüğü zaman Beşiktaş bu sıralamaya girebilir mi derken adeta çok iyi bir çıkış yapan Beşiktaş, Şenol Güneş'le beraber iyi işler yapan Beşiktaş, üst üste 5 maç serisine eklenen Beşiktaş hem şampiyonluğa ortak oldu hem bütün takımlara ben de buradayım. Herkesi yenebilecek güçteyim. Çok da iyi bir takım oluşturdum. Birkaç takviye daha yaptığım takdirde ligi domine edebilirim olgusu oluşturdu. O açıdan bence seyir zevki yüksek güzel bir karşılaşma olacak. En önemlisi çok pozisyonlu karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da uç oyuncuları gole yakın, pozisyona yakın ve her türlü aksiyona yakın oyunculardan oluşuyor. Orta saha kurgusunu çok fazla söylemeye gerek yok. Bir tarafta Jetson'un muhteşem performansı, Dellal'in artık ben de oynayayım tarzı bir oradaki bir hareketi. Diğer tarafa geldiğimiz zaman Karagümrük'ün orta saha kurgusu, defansı yani oradaki futbolcuların hepsini sayabiliyoruz. Aslında çok güzel, seyir zevki yüksek. Bence iyi bir karşılaşma bizi bekliyor Beşiktaş. Şimdi madem kadrolar üzerinden bakıyoruz zaten hemen benim arkamda sizin görebileceğiniz pozisyonda kadrolar var. Ben de önümden okumuş olayım. Kalede Mert başlıyor Beşiktaş'ta. Rozier, Wellington, Tala, Masuaku. Savunmanın önünde Jetson'la Saiz. Hücuma yakın Redmond, Delali, Cenk ve Abubakar da forvet hattında. Karagümrük'e baktığımızda kalede Batuhan. Biraz ki Baniya, Drashevic ve Levent dörtlüsü. Savunmada Şükrov, Rich ve Ozdoyev ortalanda oynarken hücum üçlüsü de Koli, Cagne ve Borini'den oluşacak Karagümrük'ün. 11'lerin bu şekilde olmasını bekliyoruz. O gün 11'lere baktığın zaman nasıl bir kıyas yapabilirsin? Saiz'i yine savunmanın önünde bekliyoruz. Böyle bir 11'le çıkacak mıdır Şenol Hoca ve tabii ki Dele Alli üst üste ikinci 11 maçına başlayacak mı? Neler düşünüyorsun? Benim burada tek bir değişiklik durumu olursa düşüncem Tayfur Bingöl'ün 11'de oynaması. Tayfur daha önce Şenol Hoca Gerson'la yan yana merkezde oynatmıştı.
Tayfur'u Gerson'la merkezde birlikte oynatıp Romanya ise sol stoperi arkaya çekip Wellington'u dışarıda bırakabilir diye düşünüyorum. Çünkü Saiz'in 6 numaradaki performansı çok iç açıcı değildi açıkçası. Yani oyuna çok katkısı olmadı. Biraz ağır kalıyor artık orada. Evet, belki bundan 3 sezon öncesine geri dönersek Saiz bir 6 numaraydı. Ama 3 sezon içerisinde bir stopere evrildi. Evet. Ve stoper gibi hareket ediyor artık. 6 numarada da stoper gibi hareket ediyor. Çok fazla öne çıkamıyor. Baskı da biraz zayıf kalıyor yani tempoda. O yüzden ben burada bir değişiklik olursa Tayfur Bingöl gibi dinamik, hareketli bir oyuncunun ilk 11'de olacağını düşünüyorum. Çünkü Tayfur oynadığı maçların hemen hemen hepsinde, yani neredeyse tamamında bir şekilde ama 10 dakika oynadı, ama yarım saat, ama 90 dakika Beşiktaş'a katkı sağladı. Verdi. Enerjiyi verdi, katkı sağladı. Beklentilerin üzerine çıkan futbolcuların bir tanesi, belki de birincisi Tayfur Bingöl'dür. Sonuç itibariyle bugün Beşiktaş'ta iyi futbolcuları sayıyoruz değil mi? Ne diyoruz? Gerson Fernandes. Gerson'dan beklentiniz... Bu sezon transferler anlamında söylüyorsunuz. Gerson'dan beklentiniz zaten bu. Cenk Tosun. Cenk Tosun'dan beklenti de bu. Cenk Tosun her zaman büyük bir golcüydü. Gol atması bekleniyor. Ekstra olarak hani Cenk'e beklentilerin üzerinde performans demem. Cenk zaten kalitesini aynı şekilde sahaya yansıtıyor. Onun dışında şimdi baktığımız zaman Mert Günok'un performansı son haftalarda. Mert zaten çok iyi bir kaleciydi. Bir sakatlık sürecinden geri döndü. Şimdi iyileri sayarken zaten o iyiler daha önceki performanslarını bize yansıtıyor. Ama Tayfur Bingöl bence ekstraya giriyor artık. Çünkü belki Beşiktaş onu kanat bek transferi olarak düşünmüştü. Hani ilk etapta üçlü savunma, üçlü savunmayla çıkabilir Beşiktaş. Üçlüye, dörtlüye hatta göre. Hatta sol tarafa. Tabii. Sol bek alternatifi, sağ bek alternatifi. Ama şimdi baktığımız zaman Tayfur Bingöl sağ kanat oynuyor. Hatta bazen maç içerisinde sol kanada çekiliyor. Merkezde oynuyor, beklerde oynuyor. 5 farklı yerde oynadı Tayfur Bingöl. Ve hepsinde de bence çok olumlu performans sergiledi. Sahaya bir dinamizm, enerji katıyor. Ve onun dışında bence Şenol Hoca'nın istediği bir şeyi daha yapıyor. O da şu. Gerson Fernandes ile birlikte oynadığında özellikle şimdi sahanın diğer yarı tarafından, yani Gerson sol içi kullanıyor değil mi? Sağ tarafı da koridoru kullanabilecek, topu kendi yarı sahasından ileriye taşıyabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor Şenol Hoca. Salih Uçan o tempoda bir oyuncu değil. Salih'in meziyetleri daha farklı. Ve Gerson'a biniyordu ağırlıkta o yük. Topu ileri taşıma noktasında. Gerson geliyor kendi yarı sahasına, topu alıyor. Ve ondan sonra rakip yarı sahaya kadar o topu 30 metre sürmek zorunda. Ama şimdi ikinci bir alternatif de var saha içerisinde. O da Tayfur Bingöl oluyordu. Şenol Hoca'nın istediği o yönden ekstra işi de yapıyor diye düşünüyorum. Bence şu yüzden zaten Tayfur tercihi maçı değiştirebilir. Yani bence Şenol Hoca'nın bugün orta alan kurgusu nasıl bir maç izleyeceğimizi ortaya çıkaracak. Çünkü enerjik bir orta saha mı, daha çok karşılayıcı bir orta saha mı? Şimdi sahi ise daha çok karşılayıcı bir orta saha. İhtiyacı olanda bu zaten. Görünüyorsunuz. Ama Şükrov, Richie ve Ozdoev çok enerjik oyuncular. Yani Karagümrük'ün orta alanı gerçekten maç boyunca ortaya çok fazla enerji koyan, hiçbir şekilde yılmayan, yorulmayan oyunculardan oluşuyor. Çok fizikli bir takımla oynayacak Beşiktaş. O yüzden sanki Tayfur'un hani orta alanda olması Beşiktaş adına pozitif bir görüntü ortaya çıkarır gibi geliyor bana. Karagümrük artı ile eksiği aynı anda yaşayan takım. Artısı ligin en çok gol atan 3. takımı. Üstelik 19 maç oynamasına rağmen. Ama en çok gol yiyen de takımlar arasında. Oraya geliyorum. Şimdi Fenerbahçe 51, Galatasaray 42, Fatih Karagümrük 40. En çok gol atan 3. takım. Ama 7 gollere gelirsek 39 gol yemiş. Orada da İstanbul Spor'dan sonra Kasımpaşa 39 yemiş. Yani orada da sonlarda. Yani çok gol atıyor. Aslında atamazsa ligin sonlarına doğru olabilecek bir ekip. Tabii. Yani zaten artı ve eksiği aynı anda yaşıyor. Tabii. O yüzden söyledim. Şimdi burada Borini Cagne özellikle, ki merkezden de Ritchie'nin performansı çok iyi, ama ben Şükrov'un da performansı çok kıymetli buluyorum orada. Yani Karagümrük'ü biraz daha karşılamaya çalışırsanız sıkıntı çıkarır size hücumda her türlü. Borini ve Cagne ile yerleşim sağlarsa. Kesici olacaksın. Çok kesici özelliği olan futbolcu olması lazım. Dolayısıyla savunmasının da zaafları ortadayken savunması oturmamış bir takım var. İlk devrede belki hani Caner Erkin'den sebep bazı yönleri aksadı, ama Caner Erkin gittikten sonra da değişen bir şey olmadı. Savunmasının
zaaflarından faydalanmaya çalışacaktır Beşiktaş. O yüzden ben bir değişiklik olursa bu verilen 11'de Tayfur Bingöl'ü bekliyorum. Evet, Karagümrük'te Caner'den sonra bir sol bek takviyesi yapılmadı. Hoca Levent Mercan'ı sol bek olarak oynatıyor ama orta saha tandansı bir isim olduğunu söyleyelim. Serhan Türk, şimdi Delali'yi bir konuşmamız lazım. Çünkü geçen maçta golünü attı. Olumlu bir performansı vardı ama benim biraz garip bulduğum bir durum var. Bilmiyorum yani, önce sana sorayım, sonra o günün de görüşlerini alacağım. Şimdi Delali oyundan çıktıktan sonra Delali'ye müthiş bir sevgi vardı. Delali bence bunun kıymetini bilmeli. Bu bir. İkincisi, Delali'nin evet olumlu bir performansı vardı. Bu iki. Tamam, buna zaten hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü hani bir şekilde çalışıyor, üretmeye çabalıyor. Gol de attı, şans da yanında oldu. Yani biraz fizik kurallarına ters gelen bir gol oldu. Topçusu direğe çarptı, dışarı çarptı, içeri girdi ama... Çabaladı ama onu atmak için. Tabii çabaladı. Zaten orada olmazsanız, işte o baskıyı yapmazsanız evet, o golü atamazsınız ama bunların hepsi tamam. Fakat Delali golden sonra hani gol sevincinde tamam, hani Wellington'la birlikte yaşadılar ama sonraki oyundan çıktığındaki tavırlara baktığım zaman... Bu arada tamamen şu anda farazi bir şey üzerine konuşuyorum, onu söyleyeyim yani, bir bilgi değil. Bana biraz şey garip geldi. Ya sanki inanılmaz bir performans göstermiş de Delali bu şekilde davranıyormuş gibi. Tamam, olumlu bir performans var ama yani haftalardır Beşiktaş taraftarı Delali'yi bekliyor. Bana göre ortalama bir performans. Fikirler değişebilir. Kabul ediyorum diğer fikirleri de. Ama bu performansın üzerine hani o gol sevincini yapmak sonrasında biraz sanki çok acayip, çok üstün bir performans. Yani iki gol bir asistlik sanki bir performans gibi davranmak bana biraz garip geliyor ya da bana öyle geldi, bilmiyorum. Ya tabii ki öyle gelebilir. Sonuçta maçın adamı olarak görmedik. Tabii ki ama yani şu da var. Delali, biz iyi bir diri bir Delali izledik. Ama ligimizde izleyemedik. Onu bize gösteremedi maalesef. O açıdan baktığımızda Beşiktaş sevgisi, Beşiktaş saygısı, Beşiktaş forması üstünde olan Delali içindir. Beşiktaş forması çıktıktan sonra Delali'ye kimse sevgi saygı göstereceğini düşünmüyorum. İyi bir golcü mü, iyi bir futbolcu mu? İyi bir futbolcu olduğunu düşünüyorum ama maalesef Galatasaray'ın iki senesi, Beşiktaş'ın iki senesine baktığımızda gelen ünlü ya da sansasyonel transferlerin ya da yıldız transferlerin hiçbirisi çok fazla varlık gösteremedi. İşte Pjanic, Alex Teixeira'dan bahsediyoruz. Delali buna keza örnek. Başşuay'ı ayırıyorum ben her zaman. Başşuay'ı belki Beşiktaş taraftarının gönlünde yer edinemedi ama diğer saydığımız isimlere göre performansı olumlu olan da 15 golü vesaire var. 15 ama orada da şu kısası şuna yapıyorlar. Atamadıkları attıklarından daha fazla oldu diye gözlemlemek lazım. Tabii gole çevirme yüzdesi çok yani düşüktü. Şimdi öyle sen pozisyonu bulamak... söyleyeceğini. Çünkü önemli tabii, bir şey söyledi. Aklıma bir şey geldi. Hemen onu sorayım o güne. Peki zor bir soru, kabul ediyorum baştan ama Batshuayi'nin performansı mı, Negredo'nun Beşiktaş performansı mı? Çok zor soru oldu, biliyor musun? Hangisini tercih ettiğimizi düşünüyorum. Yani taraftarın içine tam sinmeyen ama hiç de performans vermedi diyebileceğimiz oyuncular olduğu için o yüzden sordum. Yani. Negredo, Şenol Hoca'nın da çok çabuk gözünden düşen bir isim olmuş hatırlarsan. Ama kazandırdığı kritik maçlar vardı. Ben yine de totalde performansı Batshuayi diyorum. Peki. Yani dediğim gibi hani bunun sağlıklı bir karşılaştırması yok ama yani totale baktığım zaman geçen sezonki yani o kadro içerisinde yanlış olmasın yani toplamda 15 ya da 16 gol atmıştır Batshuayi. Yani az bir gol sayısı değil. Ama yok. Orada Batshuayi eleştirilenin sebebi gole çevirme yüzdesi inanılmaz düşüktü. %12 gibi bir rakamdı yani. Ama şimdi Batshuayi'nin Fenerbahçe performansını da konuşmak lazım. Yani Beşiktaş'ta yapamadıklarını Fenerbahçe'de yapıyor dedi görmek lazım. Ya bazen oyuncu için hani takım ortamının da uygun olması ama işte o zaman Delali için de takım ortamı demek uygun değil. Öyle görmek lazım o zaman da. O mantıkla giderken. Şimdi, ama şimdi çok beklenti içinde olabilen Delali var. Çünkü yani yıldız oyuncu olarak geldi. Premier Lig görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta biz şunu söyledik Beşiktaş transferleri yaptığında. Ön taraf Premier Lig, arka taraf Spor Toto Ligi diyorduk o zamanlar. Ki işte Weghorst'un katkısını gördük ve daha sonrasında Weghorst'u Dünya Kupası'nda daha iyi hale getirebilen bence Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Hatta Manchester'a kadar gitmesindeki en büyük sebeplerden birisi Beşiktaş'taki performansı olarak görüyorum. Tabii Dünya Kupası da farklı olacağını öngörüyoruz ama şimdi geldiğimiz noktada Delali'nden beklenti çok yüksek. Ama işte bu yıldız kaprisi mi diyelim yani yıldız şey mi diyelim ben anlamadım yani. Hani... Bir şey söyleyeyim mi Serhan abi? İnan yok. Hani
ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hatta Şenol Hoca da son maçtan sonra Delali ile ilgili sözlerine dikkat ettiniz mi? Antrenman performansında zaten yok, kötü bir durum yoktu. Antrenman performansı çok iyi. Koşu mesafeleri çok yüksek. Her zaman antrenmandaki çalışma temposu da yüksekti. Koşu mesafeleri de çok iyi geliyordu bize diyordu. Biz ne diyorduk? Beşiktaş muhabirleri özelinde. Yani burada yorumcular vesaire aynı şeyi takip edenler. O Antalya kampını. Ya Delali çok iyi çalıştı kampta. Antrenmanlara ilk gelen oyuncu, neredeyse son çıkan oyuncu, ekstra çalışma yapan oyuncu, şut çalışması vesaire. Onun dışında antrenman performansları hakikaten gözümüze çok iyi geliyordu. Tempo açısından. Bak bunları hep söyledik. Ben bunları duymadım zaten. Yanına hemen şunu ekledik ama sahaya yansımıyor. Ya bu resmi maça gelince yansımıyor dedik, hatta hazırlık maçına. Maça gelince yansımıyor. Şenol Hoca da aynı şeyi söyledi. Doğru. Ya çalışma temposu tamam, koşu mesafesi, fiziksel olarak dayanıklılık vesaire hepsi tamam. Ama verimlilik açısından bir problem var dedi. İlk kez Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ilk kez bir maçta verimlilik de sağladı. Nasıl sağladı? Attığı goldeki çabasının dışında bence en kıymetli tarafı da şu oldu. Beşiktaş'ı bir kişi eksik bırakmadı sahada. Hücum oyuncuları genelde eksik bırakır takımı. Top ayağına gelince oynarsın vesaire. Hücumda varsın ama top rakibe geçince yoksundur değil mi? Eksik kalırsın orada. Delali Beşiktaş'ı son maçta eksik oynatmadı Alanya maçında. 5 kez top kaptı. 11 ikili mücadeleye girdi ve 9'unu kazandı. Fiziksel olarak yetersiz önemli denilen Delali 11 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 4 hava topunun 3'ünü aldı. Ve bunların yanında 5'te top kaptı dedik. Ya 11 ikili mücadeleye girip 9 kez kazanan bir oyuncu sizce fiziksel olarak yetersiz olabilir mi? Yok zaten fiziksel olarak hani kimse... Bu yapılıyor. Bu de, yani Beşiktaş muhabirinden dediğim gibi duymadım yani. Herkes çalışıyor, çabalıyor. İnandıramıyorduk bir yerde değil mi? Tabii, İnandıramıyorduk. Hadi gidelim. Gerçekten antrenmanlarda çok iyiydi. Hayır, Kayseri maçında düşün. Mesela o sonda atamadığı pas çok konuşuldu ama 2-3 kere savunmaya geri koşup çaldığı top var Delali'nin. Zaten yapıyor bunları. Şimdi oraya geleceğim. Delali'den beklenti kısmı. Yani tamam bu kısım çok kıymetli. Takımı eksik bırakmaması ama... Ya bazı anlar oluyor ki şaşırıyorum. Ya kale karşısında etrafında rakip oyuncu yok. Çok müsait şut çekmeye. Denemiyor. Denemiyor. Alanyaspor maçında da Alanyaspor maçında da yaptı aynısını. Karşısında kale denemedi. Yanına pas vermeyi tercih etti. Kayseri maçında da kale karşısında Redmond'a savunma arkası koşamadı. Denemediği zamanlarda iki maçta da skor 2-0'dı. Evet. 2-0, 3-0. Deneyim ya bunları denemesi lazım. 0-0 o da olabilir. Geride de olabilirsiniz. Kale karşınızda ya. 20 metre artık aranız. Delali gibi bir oyuncudan ben onu bekliyorum mesela. Onları denemesini. Ama o özgüvenini kaybetmiş bir oyuncu var. Sahada bunu hissedebiliyorsunuz. Çok fazla riske girmemeye çalışıyordu. Ama Şenol Hoca ona öyle bir mesaj verdi ki Ankara Gücü maçından sonra. Belki de hayatında aldığı en sert mesajlardan biri olmuştur. Oynamaya hak edecek durumda değil dedi teknik direktörü. Futbolcu. Ve söylediği şey Delali. Delali olsam oturup düşünürüm. Ya Türkiye Kupası maçı oynuyor takımım. Bir kupa maçı oynuyor takımım. Maç aşağı yukarı 140 dakika ve ben 1 dakika sahaya girmedim. Üstelik penaltılara gidiyordu. Ben tercih edilmedim. Oturur düşünürüm zaten. Ya böyle 3 gün kendime gelemem o sözden sonra. Ki muhtemelen Şenol Hoca düşünün söyledi. Bazen sözler 1 saniyede, bazen 1 dakikada, bazen 1 haftada, 1 ayda sirayet eder dedi. Delalleri benzer bir durum yaşandı. Ya biraz kendine getirdi bence o cümleler onu. Çünkü artık yani hani kaybedecek her şeyini kaybetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. İngiltere milli takımını kaybetti. Tottenham gibi bir kulübün yıldızıydı. O yıldız aurasını kaybetti. Premier Lig'de şu an Beşiktaş'a gelirken şunu da düşünelim. Yani Premier Lig'den neden Delali'yi bir takım transfer etmedi? Premier Lig'in önde gelen oyuncu havuzunda olmayı da kaybetti. Ya, baktığımızda. Yanlış hatırlamıyorsam Ferguson'ın bir sözüydü. Gerrard ve Lampard'dan sonra İngiltere milli takımı orta sahasını... Evet. Delali taşıyacak diye. O yüzden kaybettiği çok şey var. Bunları geri peki, kazanması için Beşiktaş'a ne verdi Delali? Düştüğü yerden şimdi vermeye başlayacaktır belki. Ya vermeye başlayacak şimdi ya. Bir maçta iyi diye vermeye başlayacak dememiz de. Belki diyorum. Şu an bir adımdı bu benim gözümle. Olumlu bir adım. Ama şimdi şöyle bir ama şey var. Ama bunu istikrara yayması gerekiyor. Abi, bir maç oynayıp 3 maç kaçıncı yeterli. Haftadayız? 20. hafta oynadık. 20. haftadaki 19. haftada gelen Delali benim işime yarar mı? Kalan tam yarım, bir başı alsın kurtarsın herkesin kalan, öyle bir ücretsi var ama. Sezonun yarısı duruyor. İşte peki, ama benim, yani ben Delali'yi ben sezonun yarısı musunuz? İçin almadım onu demek istiyorum. Benim eleştirime katılıyor musunuz? Eleştiri derken yani hani Delali sanki oynadığının daha üstünde gördü gibi performansını Alanya Spor maçına bana öyle geldi.
Bence yani, yok bence Alanya maçında gerçekten olumlu bir performansı vardı. Bir de 86'lı oyundan çıktı. Ben çıkarken açıkçası çok tavırlı görmedim. Sadece yok, orada tavır yaptı demedim. Şey nereden çıkacağına karar veremedi evet, bence. Evet. Hakemler onun diyaloğunu yaşadı hatta. Ben mi çıkıyorum dedi. Görmedi. Çünkü tam tersi çizgideydi. Yani yedek kulübü öteki tarafta çizgideydi zaten. Oradan ben mi çıkıyorum diye onu şey yaptı. Uzun bir süre sahada kaldı. Ya bilmiyorum. Bana hani şöyle dellali olunca hep daha fazlasını bekliyorsunuz. Var çünkü bu potansiyel. Bu yani potansiyel var da değil. Gördük yani bu potansiyeli. Ama bilmiyorum yani mesela 4-5 maç üst üste seri yapar Dellali. Beşiktaş yani, gibi. Zaten olması gereken çok o. Çok iyi oynar ondan sonra tamam. Yani 2 maç oynayıp 3 maç. Yani Enkudu vari bir performans seviyesi kabul edilebilir de. Enkudu öyledir mesela. Enkudu 2 maç bakarsanız Enkudu takımı taşıyor. İnanılmaz futbol oynuyor. Hemen Enkudu geri döndü. Bir bakıyoruz ondan sonra 5 maç Enkudu yok mesela sahada. 4 sezondur böyle değil mi? Doğru, evet, takip tabii. Ediyoruz yani. 2 maç oynuyor, 5 maç oynamıyor mesela. Performansı eleştiriyoruz. Şimdi mesela çıkar sahneye. Bugün atıyorum. 2 maçta bugün başlar. Maçı koparır sonradan girer. Ertesi hafta bir daha oynar. Bir 5 maç daha yok. Dele Alli'nin zaten ilk bitiyor. Dele Alli'nin istikrarlı futbol oynamadan başka çaresi yok. Oynayacak. Yani peki, geçen maç bir adımdı. Adımlarını sıklaştırması lazım. Şimdi orta alandan konuşmuşken Hacı Ahmetoviç, Beşiktaş'a artık çok yakın evet. gibi görünüyor. Bugün ya da yarın belki bir resmi açıklama hı-hı. bekleniyor. Beşiktaş'ın Konyaspor'la anlaşmaya vardı. 3 milyon euro artı bonuslarla birlikte 4 milyon euroluk bir anlaşmanın başarı, olacağı evet. ve 4,5 yıllık bir anlaşma olacak. Hacı Ahmetoviç de yıllık da 1 milyon euro civarında kazanacak. Hacı Ahmetoviç tabii çok önemli bir isim. Bu sezonda zaten 23 maçta 6 gol, 4 asist üretti. 25 yaşında. Milli takım oyuncusu, Bosnalı isim. Hacı Ahmetoviç transferinde Beşiktaş mutlu sona ulaşmış gibi görünüyor şu anda. Evet yani artık sadece böyle ödemenin şartlarında çok küçük nüanslar var. Onlar halledildikten sonra ben bugün yarın resmi açıklamanın geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş bonservis bedelinin yarısını aşağı yukarı yarısını peşin ödeyecek. Kalan yarısı taksitlerle ödenecek. Onun dışında Hacı Ahmetoviç'in alacağı rakam 1 milyon euro bandında. Oraya çok yakın. Ve bonus maddelerinde de oynama maç sayısına göre o maddeler devreye girecek. 25 yaşında bir oyuncu için bence yani olabilecek en iyi anlaşma. Çok iyi transfer. Yani 25 yaşında bu ligde neler yapacağını yıllardır gösteriyor. Uzun yıllardır çünkü genç yaşta geldi Konyaspor'a. Ve biz kaç sezondur Amir Hacı Ahmetoviç'in gerçekten iyi sezon bir futbolcu olduğunu. Sezon başı Galatasaray'ın gündemindeydi zaten. İyi bir futbolcu olduğunu konuşuyoruz. Bence iki taraf için de iyi bir anlaşma oldu. Oyuncunun çünkü 2024'te yani 1,5 sezon daha sözleşmesi vardı ama artık ayrılmak istiyordu. Beşiktaş'ı da transferini onay istedi ve onayı almış durumda. Beşiktaş adına Gedson'un yanındaki oyuncuları hep konuşuyorduk ya. Gedson biraz yalnız kalıyor orta sahada. Tek başına o savaşı vermek zorunda kalıyor. Gedson'u rahatlatacak, yükünü hafifletebilecek bir oyuncu. Çünkü hem 6 numarada kullanabilirsiniz. Josef yokken mesela Beşiktaş orada ciddi sıkıntı yaşıyor. Atiba çünkü artık kaldırabilir seviyede değil ilk 11'e. Josef yokken ya da varken dahi artık Amir Hacı Ahmetoviç'i Gedson'la yan yana kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 8 numara pozisyonu alabilirsiniz. Çünkü oyunu hücum yönünde de oynamayı seven bir oyuncu. İki yönlü oynuyor yani Gedson gibi. Ben kıymetli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Tabii yani böyle Anadolu'da çok iyi işler yapıp sonra böyle Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gelince o noktayı aşamayan oyuncular da olmadı değil. Yani Bernard Mensah bunlardan bir tanesiydi mesela. Ki Mensah Atletico Madrid oyuncusuydu tabii. geldi. Beşiktaş'ta yapamadı. Yani bunlar tamamen bir süreç. Şu an biz sadece Konyaspor'da bugüne kadar bize verdiği doneler üzerinden Hacı Ahmetoviç'i yorumluyoruz. Ben de dediğim gibi Gedson'la çok iyi uyum sağlayabilecek bir oyuncu. Özellikle ben tek başına değerlendirmiyorum. Yanındaki oyuncu yani Gedson Fernandez'i değerlendiriyorum. Şimdi ben de bu arada sürekli temas halindeyim. Transfer yazışmaları var bir tarafta. Kusura bakmasın. Gideceklerin yazışmaları var. Gidenler uçakları falan takip ediyoruz şu an. Son dakika gelişmeleri de var zaten. Onları ilerleyen dakikalarda Galatasaray'a söyleyeceğiz.
Şunu çünkü söyleyeyim. Van Aanholt'la Seferovic'le ilgili son dakika gelişmeleri var, onları da veririz. Evet, izleyenlerimiz ayrılmasın. Galatasaray'la ilgili önemli transfer haberleri verecek Serhan Türk diyelim. Şimdi Beşiktaş'ta bitmedi. O da önemli. Ufak Avrupa'da bir, bitiyor ama. Şu an bir düello gibi geldi. ufak Türkiye'de, bir Done'de bugün Şahinoğlu'ndan geldi. Evet, Avrupa'da Ömer, bugün biten yerler var. Evet, söyleyeyim ben sana. Var. Ozan da sağ olsun, Ozan Zeybek de bana atmış. Avrupa'nın 7 büyük liginde kış transfer dönemi bugün sona eriyormuş. Onu net şekilde dile getirelim. İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Belçika. Oradan arta kalanlar da 8'ine kadar bize gelir. Yani major 5 ligde zaten bitiyor. Major'a yakın liglerde hemen işte hemen hepsi var. Yani. Bazılarında 1-2 Şubat'ta 1 Şubat'ta bitenler var. Yunanistan kalıyor, Polonya kalıyor. Şimdi zaten bu 7 ligden arta kalanlar bize gelse öyle oluyor genelde zaten. 8 Şubat'ta bizim transfer süremizin bitişidir. Hacı Ahmetoviç'i konuşmaya devam edelim. İyi transfer. Jason kadar atletik değil ama Jason'un daha iyi bitireni bence. Daha bitirebilirini, daha çok yapıcı olanı ben çok beğeniyorum. Hatta çok iyi bir transfer ki Galatasaray sezon başı ilgilenmişti Hacı Ahmetoviç'le. Ve o anlamda bir transfer gündeminde Galatasaray yani anlaşamamıştı öyle diyelim. Bu transfer maddi döneminde anlamda. De Galatasaray'ın yok, Galatasaray'ın, içinde olduğu konuşuldu. Yok, Galatasaray'ın bir ilgisi olmadı Hacı Ahmetoviç'te. Yani nereye alacak ki Hacı Ahmetoviç? Ben şöyle destek nereye verebilirim. Yani dün de yazıldı, çizildi de ben sadece, benim bilgim bu. Bir başkasının bilgisi farklı olabilir elbette. Daha önce hani bir iki hafta kadar önce de yine Galatasaray Beşiktaş karşı karşıya gelme durumu olmuştu haberlerde. Ben sadece Galatasaray'ın sezon sonu için bir ilgisinin olduğunu o zaman öğrenmiştim ama çok ciddi bir durum değildi. Şimdi, ya işte öyle bir duruma geliyor ki olay yani. Icardi, Gomez, Seferovic varken Dembele yazılıyorsa orta alandaki isimler varken Hacı Ahmetoviç de yazılıyor yani. Yani tabii onun ki bak Hacı Ahmetoviç muhteşem bir transfer. Yani çok iyi bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum. Gerçekten hani iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama öyle bir duruma geliyor ki işte bazı arkadaşlar fiyatları yükseltmek için işte Galatasaray'ı devreye sokuyor. Fener'i devreye sokuyor. Beşiktaş'ı devreye sokuyor. Ondan sonra Mert Müldü transferinde futbolcu yokken futbolcu için yönetim bir şey söylediği zaman hayır öyle değil, doğru olan budur diyor. Doğru olanı bir bakıyoruz, menajerden çıkmış. Menajerle sen samimi olabilirsin. Menajerden ağzından haber yapabilirsin. Ama biz buradan yönetim ağzından aldığımız haberlerle dönüyoruz. Sen menajer ağzından konuştuğun zaman sen bütün kulüpler ağzından konuşuyorsun. Ve biz bir kulüp üzerinden konuşuyoruz. Maalesef işlemler buraya kadar geliyor. Soru tutturamayınca da işte biz şöyle oldu böyle oldu, işte teklif yaptı şu oldu. Hayır kardeşim, kimse kimseye teklif yapmadı. Hacı Ahmetoviç'te Konyaspor Beşiktaş masadaydı. Hayırlısı olsun. Ben de transferim mutlu sona yaklaştığını hem o günden öğrendim hem de Beşiktaş camiası da bunu doğrulatıyor. Peki transfer bitmedi dedin o gün. Ne, hangi bölgeye? Beşiktaş'ta transfer bitmez. Ben bir kanat forvet transferi daha bekliyorum. İlk etapta kanat forvet transferi. Maksimum bir transfer mi bekliyorsun şu anda? İki bekliyorum. İki. İkinciyi söylemeyeceğim ama. Peki. Israr da etmeyin. Peki. İkinci bölge sürpriz. Ama söylemeyince böyle daha ciddi bir şey ortada varmış gibi geliyor tabii. Olabilir. Sana. Yani ikinci bölgeyi biraz bekleyelim. Biraz somutlaşması gerekiyor. Tamam peki. Çok yabancı olmadığımız isimler tabii ikinci bölge için konuştuklarımız. Yerli mi yabancı mı o şekilde sormuş olayım. O da mı yok? Yani söylersem ortaya çıkabilir. Şimdi bir İlk etapta konuşmamız gereken Beşiktaş'ta bir kanat forvet transferi. Çünkü Abubakar transfer henüz imzaya dökülmeden. Zaten ben Beşiktaş yönetimiyle görüşmüş şunu söylemişler. Biz hücum hattında iki takviye yapacağız. Abubakar'ın dışında bir oyuncu da alacağız demişlerdi. Hatta Bupenza da bunlardan bir tanesiydi ki Bupenza için biraz daha böyle orada Enkudu vesaire birinin ayrılığına yönelikti o girişimler. Çünkü kontenjanla ilgili şu an bir problem var sonuçta ortada. Yani iki oyuncu daha takviye ettiğiniz takdirde artı bir yabancı hakkı tabii fazla oluyor Beşiktaş'ın ve dolayısıyla birinin lisansının çıkmaması gerekiyor. Onun yerine ne yapılabilir? 14+3 malum kural. 21 yaş ve 6-1 oyuncu transferi. Beşiktaş ilk etapta 21 yaş ve 6-1 oyuncu takviyesi yapmaya çalışacak. Ama olmazsa bu da şart değil. Hani yaş kriterine bakmayız denilerek farklı bir kanat forvet arayışına gidecek. Sadece önceliği 21 yaş ve 6 ama kesinlikle 21 yaş ve 6 olacak demiyorum.
Ama bir kanat forvet transferi için şu an girişimler sürüyor. O hatta zaman gidenler de olabilir şeklinde buradan bir yorum da çıkartabiliriz. Gidenler de olabilir. Hatta şöyle söyleyelim. Dün Nottingham Forest'tan Romain Saiss için gelen 2,5 milyon euroluk resmi gerçekten Beşiktaş'ın önüne ulaşmış. Resmi bir teklif vardı. Ben Beşiktaş yönetimine sordum. Ne kadar istiyorsunuz dedim peki. Yani 2,5 milyon euro teklif edildi, kabul etmiyorsunuz ama hangi rakama o masaya oturursunuz? Biz 7 milyon euro talep ediyoruz dediler. Sayıs için. Şimdi gelen teklifle tabii talep arasının arasında. Yani bir de bugün bir son var. Gün hani sonuçta 2,5 teklif eden kulüp Beşiktaş 7 isteyince tamam 7 veriyoruz demez herhalde. Ha belki 5 teklif eder, bir şey olur, bonus ekler. Yani çeşitlendirebiliyorsunuz malum o anlaşmaları. Ama ben bugün pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum dedim. Çünkü bir tarafta 2,5 milyon euro var, bir tarafta 7 milyon istiyoruz diyen bir Beşiktaş yönetimi var. Ve ciddi bir fark var arada. Yani. Hani teklif biraz daha yakın olsa bugün sıcak gelişme olabilir diyecektim ama teklifin arasında teklifle isteğin arasında çok fark var. Dediğim gibi Beşiktaş'ta bir kanat forvet arayışı var. Girişimler de oldu bu süreçte. Hatta hatırlayın son Stuttgart'tan Alexis Tibidi gündeme gelmişti. Evet. Troyes'e gitti. Çünkü Beşiktaş kiralık almak istedi. Onlar 2.6 milyon euro bonservis ödeyerek aldılar. Bu sebeple zaten o arayışlar yapılıyor. 19 yaşında mesela dikkat edin. 21 yaş ve 6. O kontenjandan. O kontenjandan olabilirse o kontenjandan yapmaya çalışacaklar transferi. Aynı evet. Galatasaray gündemi gibi yani transfer gündemi gibi. Yani şimdi, o gün öyle bir anlattı ki ben de Galatasaray'ın şu anki transfer gündemini o günden dinliyormuş gibi. O zaman daha yani. Fazla bekletmiyorum seni. Serhan Türk Galatasaray'a geçebiliriz. Fanano sıcak gelişme gibi görünüyor. PSV evet, artık transfer olacak sanki. Artık resmi anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. Evet artık Van Aanholt'la vedalaşıldı diyebilirdik. Zaten en zoru da Van Aanholt'tu. Bir anlamda Türkiye'den gitmek istemiyordu. Ve İstanbul'da kalmak istiyordu. Sezon başında da Galatasaray'da istenmeyen değil de yani kadroda düşünülmeyen pozisyondaydı. Yani zaman zaman yeri geldiği zaman kullanıldı. Ama sezon başında da zaten hani sen kulüp bulursan ayrıl denmişti. Devre arasına geldiğimizde bu istek daha da fazla yoğunlaştı ve o sol bek mevkisinde artık forma şansı bulamayacağını anladığı zaman da o da kendisi artık ben de gideyim dedi. 1.9 milyon euro yıllık maaşı var ve bir yıllık daha kontratı var. Yani yarın alanı PSV karşılayacak gibi görünüyor şu an. 6 aylık kiralama şu an için gözüken 6 aylık bir kiralama söz konusu. Bu yılki maaşının 6 ayını 950 bin eurosunu. Buna da şükür diyoruz yani. Ya tabii ki şükür diyor yani Galatasaray şükür diyor. Bir de yani hani. Kulüpler şu an 1000 euroya bile şükür diyor yani. Tabii. Ya hem ona şükür değil mi? Şöyle bir durum söz konusu. Van Aanholt gitmeseydi bir şekilde gidilecekti yani. Yani bitirilecekti öyle görmek lazım. Sabah saatlerinde de Hollanda'ya gitti ve bugün de resmi imzanın atılmasını bekliyoruz. Yani transfer döneminde bittiğini göreceğiz. Seferovic'le ilgili bir bilgi var. Onu da net bir şekilde dile getirelim. Seferovic de biraz sonra İstanbul'dan ayrılacak. Türkiye dışına gidiyor. Aha. Aldığımız haberde Celta Vigo yönünde. Galatasaray'la Celta Vigo'nun anlaştığı ve kulübünde Celta Vigo'ya sıcak baktığını ve Celta Vigo'da devam etmek istediğini dile getirdiler. Şöyle dün Kasımpaşa'ydı. Son anda gelen bir teklif mi? Çünkü Başakşehir, Kasımpaşa hatta Ümraniyespor'da yazıldı. Ya yazıldı, yazıldı. O da İstanbul'da oynamak istediğini dile getirmişti ama Benfica kulübü de İspanya kulübü Celta pardon, Portekiz İspanya kulübü Celta Vigo ile anlaştığını duyduk ve biraz önce de eşyalarını toparladı. Şu anda havalimanına gidiyor ve resmi imzaların yapılması, atılması için de İlerleyen saatler Seferovic'le ilgili de sıcak saatler geçecek diyebiliriz. Hem alışık olduğu bir yer. Yani bildiği bir yere gidiyor, ülkeye gidiyor. O açıdan öyle görmek lazım. Ama diğer açıdan da baktığımızda sürekli mesela Kasımpaşa için bir riskti Seferovic. Niye riskti? Çünkü her sene ligin sonuna doğru kendini toparlayan ve kümede kalmama mücadelesi veren, kümede kalan, ligde kalan bir Kasımpaşa spor kulübü vardı. Seferovic'in bu kötü performansıyla yani kendini göstermemesiyle beraber bu riski daha da fazla alacaktı. Öyle görmek lazım. Orada kendine gelirdi. Ya bence de yani Baho kendinden daha kötü performans göstermezdi diye düşünüyorum. Çünkü hani Baho kendine şu ana kadar hiçbir şey katamadı çünkü Kasımpaşa'ya. Ve o açıdan baktığımızda da şunu net bir şekilde dile getirebiliriz. Seferovic, Celta Vigo yolunda birazdan havalimanına gidecek ve oradan da
kendini İspanya'ya ve oradan da kulübüyle anlaşmaya gidecek. Şimdi, başka var mı? Son dakika transferleri bekliyor işte, musun? İşte bir transfer daha var Galatasaray'ın. Yani beklediğimiz bir transfer ama ayrılık. İsim ayrılık değil. Yani şey var. Şöyle söyleyeyim. Hücum genç oyuncular yani. Var ya. Hani Metehan Baltacı gibi ya da diğer oyuncular gibi. Baran'ın Manisa'ya kiralanması söz konusu. Baran değil de Metehan'ın. Metehan'ın Manisa'ya kiralanması söz konusuydu. Metehan'ı Manisa'nın hocası Metehan'ı çok istedi. Ama Levent Hoca değil miydi Manisa'nın hocası? Dün ayrıldı galiba. İşte dün ayrıldı. Dün ayrıldı. İşte dün ayrılmasaydı Metehan Baltacı da bugün kiralık olarak Manisa'nın imza atacaktı. Hocanın ayrılmasıyla beraber o işlemde sıkıntıya girdi. Ama tabii ki genç oyuncuların hem takım tecrübesi kazanması hem de Galatasaray'a daha sağlam gelmesi açısından kiralanması da söz konusu. Metehan Baltacı gibi 3-4 genç oyuncu da Galatasaray'da kiralık başka takımlara gönderilip hem deneyim kazanıp hem de Galatasaray'ın katma değer olarak geri dönmesini bekliyoruz. Tabii ki gidecekler çok önemliydi. Özellikle hani baktığımızda Patrick Van Aanholt'un gitmesini çok istiyordu Galatasaray yönetimi ve camiası. Seferovic keza öyle. Şimdi boşluktan doğan yerlerde bir transfer yapması gerekiyor. Ama Galatasaray'ın tabii ki bu sezon özellikle devre arasında çok fazla transfer anılmadı. Çünkü iyi giden bir Galatasaray var. İyi giden Galatasaray'da boşlukları doldurması ya da aslında ihtiyaç olması lazımdı. Aslında Sayın Başkan birkaç hafta önce birkaç transfer yapacağız demişti. Hı-hı. Yani belirtti. Hani takım yine o zaman da iyi gidiyordu. İşte evet, birkaç devre transfer arasında yaptı. Birkaç transfer yapacağız şu an 5 transfer yaptı. Nasıl yaptıracaksınız? Yani Kaan Ayhan transferiyle bütün hepsinin böyle hani şey gibi düşün onu. Puzzle gibi düşün. Kaan Ayhan'ın o puzzle'ın bir parçasını koydun. Beş tarafı birden birleştirdin. O yüzden Galatasaray stoper takviyesi yapacaktı. Sol bek takviyesi yapacaktı. Kaan Ayhan'ın o sistemin içine dahil olmasıyla beraber Uğur Çiftçi transferinde vereceği 700 bin Euro'dan ve Uğur Çiftçi ile yapacağı 3 yıllık transferden bir kere muaf olmuş oldu. Diğer tarafta baktığımızda stoper mevkisini hem destekledi hem Türk yerli oyuncu aldı. O açıdan Galatasaray istediği transferi Kaan Ayhan'la yaptı. Mert Müldür çok konuşuldu. Hatta ben burada defalarca dile getirdim. Mert Müldür Galatasaray'ın gündeminde bulunmuyor dedim. Ama işte farklı yerlerden farklı şeyler gelmeye başladı. İşte görüşüldü, anlaşıldı, imza aşamasında falan. Sezon sonu herkesin gündemine gelir. Ya bir kere şu var. Şimdi Kaan'la transfer olduktan sonra... Sıra onda. Sıra yani. Tamamen bütün tabii yabancı kuralı kayacak. Burada çok kritik. Kulüpler bunu da bekliyor yani bu arada. Ben mesela bu arada kalkması bekleniyor yabancı sınırının. Hani onu söyleyelim yani. Şimdi, beklenen değişiklik tabii. O. Şimdi ben Beşiktaş yönetimiyle Kaan Ayhan için görüştüğümde şunu söylemişlerdi. Neden hani daha önce bonservisiyle istediğiniz bir oyuncu için şimdi zorunlu satın alma şart koşuyor Sassuolo ve daha önceki rakamların çok altında. Niye kabul etmiyorsunuz bu kez dedim. 6 aylık kiralık artı opsiyon istemelerinin sebebi, Beşiktaş yönetiminin kendi isteklerine bağlı bir opsiyon istemelerinin sebebi, sezon sonu biz yabancı kuralın ne olup olmayacağını bilmiyoruz dedi. Belli değil dedi. Yani o yüzden biz 6 aylık kiralık istiyoruz ki sezon sonu bu belli olduğunda opsiyonu biz ona göre kullanırız zaten. Ve beklenti de sezon bitmeden gelecek sezonun kuralının açıklanması ya da biter bitmez açıklanması. Mayıs ayında çünkü Nisan-Mayıs ayı gibi federasyonla kulüpler birliği arasında bir toplantı olacak. Ve bu toplantıda iki tarafta çalışmalarını masaya getirecek Nisan ayında. Mayıs'ta bir daha olacak ne kadar ve gelecek sezonun kararı verilecek. Şimdi o gün ne kadar yabancı kuralı kalkıp kalkmayacağı belli olmasa bile böyle bir transferin böyle fiyatlar alınması bence güzel bir iştir. Öyle görmek lazım. Yani çünkü hani bir hemen matematik yapalım istiyorsanız. Bu futbolcu için sezon başında kulübü Sassuolo 6.5 milyon euro para istedi. Galatasaray hatta 8'den kulübünden. Açıldı kapı. 6.5 milyon euro. Hatta ben bitti diye de haber vermiştim o zaman. Hatta transferin son saatleriydi. Icardi'nin geldiği zamandan sonrası zamandı. Yetişmedi. Galatasaray'dan çok istemişti. 6.5 milyon euro'da ama Galatasaray vermedi o parayı. Daha sonra gelinen nokta da şu. Galatasaray bu transferi 2.8 milyon euro opsiyonlu aldı. 2.8 milyon da açılmış şekilde. Yani otomatikman futbolcunun kiralaması için 400 bin euro verdin. 3.2 milyon euro diye düşün Galatasaray maliyeti. Bir tarafa 700 bin euro Sivas Spor'a vermedin. Düştün 2.5 milyon euro. 2.5 milyon euroyu şöyle veriyorsun. Yani ben o 700'ü de saymazsak yani 3.200'ün 2.8'ini 4 yıl vadeli veriyorsun. 4 yıl vadenin sonunda 2026'nın sonunda. Yani 2026'nın sonunda ödeyeceğim paraya baktığın zaman
ve bunu minimumdan maksimuma doğru ödeyeceksin. Yani hani ilk fırsatta 600 bin euro ödeyeceksin ama ne zaman ödeyeceksin? 10 ay sonra ödeyeceksin. 10 ay sonra. Yani öyle bir kolaylığı var. Tabii uzun vadeye yayılmış bir transfer. Milli bir oyuncu. Sürekli Kaan Ayhan Galatasaray'a geliyor mu, Türkiye'ye geliyor mu kafasında herkesin soru işaretini kaldırdın. Her tarafı oynatabiliyorsun. Yani stoper mevkisini oynatabiliyorsun. Her yerde oynatabileceğin özelliğe sahipsin. Sağ bek oynatabiliyorsun. Alparslan'ı o denklemin dışından çıkartıp sol beke istediğiniz zaman Alparslan'ı oynatabiliyorsun. Yani orada öyle bir satranç şey, için... Abdülkerim. Abdülkerim, özür diliyorum. Alparslan'da kadro dışı kalmış, o kafama takıldı şimdi. O yüzden... Alparslan'a da selam ver. Geçen seneden kalan hatıralar diyelim. Yani... Kötü anıları unutamıyor. Sen yok ya, benim içinden işte camia için bazen kötü zamanlar olabiliyor ama yani bu geçen sene 13. olan takımdan bu sene harikalar yaratan bir takıma, harikalar oluşturan bir takıma ve ardından da transferin konuşulmadığı takımın konsantrasyonun konuşulduğu bir transfer dönemi geçiriyor. Seferovic imzayı atarsak artık herhalde o transfer bitti diyebiliriz. Bir forvet eklemesi bekliyor musun Galatasaray? Tabii ki, yani Galatasaray'ın bir transfer politikası da var. Bu transfer politikasında o gün de 5 yaşında istediği gibi anlattığı gibi. 21 yaş ve altı. Kanat forvet, 21 yaş altı değil, kanat forvet. Ya da direkt forvet alacak. 21 yaş altı da ekstra bir kontenjan oyuncusu Serhan alabilir. Serhan Türk'ün gözlerinden bir Dembele'yi okudum ama bilmiyorum. Ben de yok, Fabio Borini okudum bir an. Borini zaten Beşiktaş için konuşuldu, Fenerbahçe için konuşuldu. Galatasaray görmedim ama tabii transfer bu. Ne olacağı hiç belli olmaz. Yani olsaydı zaten şu an duyardık biz bunu. Bu yok demek yani. Abi ben bilmiyorum. Diye artık düşünüyorum. Peki o zaman şöyle söyleyelim. Şimdi bugün Avrupa'da transfer çoğunlukla diyelim tamamlanıyor. Aha. Galatasaray Seferovic'in ayrılığından sonra muhtemelen bir hafta içerisinde bu Avrupa'da şu anda tabii boş kalmış isimlerden birisini mi tercih edecek? Tabii hem boş kalan böyle isimlerden. Böyle bir fırsat transferi arayışı var. Ya sende. Zaten Galatasaray'ın bir listesi var. Bu liste sezon başı yapılmış bir liste. Onun üzerinden gidiyor Galatasaray. Özellikle Okan Hoca ve yönetimi. Ve iyi de birliktelik halinde olan Erden Timur, Sportif Aşağı yöneticileri de var. Ben en iyisini yapacaklarını düşünüyorum ki burada son söz Okan Hoca'nın. Okan Hoca'nın elinde şu an liste var. O liste üzerinden gidiyorlar. Bu hafta o kanat forvet transferini de yaparlar. Hatta 21 yaş altı kontenjan transferini de yapıp transferi tamamıyla kapatırlar. Çünkü Galatasaray'ın fırsat transferine değil, şu an ihtiyaç transferine ihtiyacı var. İhtiyaç olarak bakarsak da gelecek oyuncunun da 3. forvet olarak görmek lazım. Çünkü Icardi var, arkasından Gomis var. 3. forvet olması lazım. Futbolcunun da buna okey demesi lazım. O anlamda Galatasaray'ı iyi günler bekliyor diyebiliriz. Peki şu biraz enteresan değil mi yani? Şimdi Galatasaray ligde üst üste 10 maç kazanmış. İşte genelde toplamda kupayla birlikte 13 maç kazanmış. Niye bir transfer yapıyorsun? Niye? Bakıyorum sosyal medyada sürekli yani işte o mu geliyor, bu mu gidiyor, şöyle mi, böyle mi? Hani taraftarlar biraz da bu arada tabii ki herkese değil yani tenzih ediyorum herkese ama büyük bir bölümdeyim yine de. Kimse yani işi şansa bırakmıyor. Şansa Ömer. Bırakmaktan ziyade hani takımdaki oyuncuların da bir anlamda değerini bilmek önemli değil mi? Ömer, ya? Sürekli şimdi, transferle bu işi şimdi çözemeyiz takımdaki yani. Oyuncuların bütün değerini herkes biliyor. Okan Hoca çok daha iyi biliyor. Düşün Mata gibi bir oyuncuyu, dünyada yıldız olan bir futbolcuyu, bütün en iyi takımlarda oynamış futbolcu, son 5 dakika oyunu alıyorsun, niçin beni oynattın 5 dakika aldın diye böbürlenmiyor. Sen böyle bir takım oluşturmuşsan, gelenler gidenler bu takımda bir sıkıntı oluşturmaz. Bir de Okan Hoca'nın yumuşak yüzü var biliyorsun. Futbolculara kötü bir şey söyleyemez. Kötü bir şey anlatamaz. Kötü bir şey söylediği zaman sessiz kalır. Ben Okan Hoca'yı yıllardır tanıyan bir insan olarak söylüyorum. O açıdan ben Galatasaray'da şu an birlik beraberliğin çok iyi olduğunu ve yönetimin de artık işi bu sene şansa bırakmadığını ve her futbolcunun bir arkasında yedeği olduğunu, yedeğinin yedeği olabileceğini gösteriyor. Ya yani ben hep şunu dile getiriyorum ki her programda da bunu net bir şekilde dile getirdim. Galatasaray geçen sene 13. olan takım, bu sene böyle bir takım kuruyorsa, yıldızların hepsini getiriyorsa, aynı uçağa koyup getiriyorsa, seneye eğer Galatasaray şampiyon olur ya da Şampiyonlar Ligi'ne giderse nasıl bir takım kuracağını ben çok merak ediyorum. Galatasaray'ın şu an transfer yaptığı oyuncular kim? Kaan Ayhan. Zaten Kaan Ayhan ihtiyaç olan bence yani mesela ara transfer dönemine girildiğinde Galatasaray'ın ihtiyaçlarını konuştuğumuzda tek ihtiyacı olan mevkiydi. Stoper rotasyonunda bir oyuncu ihtiyacı vardı. Çünkü Abdülkerim ya da Nelson'dan birinin cezası, sakatlığı, futbolu her şey olabilir durumunda siz
Emin Bayram evet bir potansiyel ama ne kadar götürebilir şampiyonluk yarışını o çok soru işareti olurdu. Burada Kaan Ayhan gibi yani bir tane tecrübeli rotasyona girebilecek oyuncuya ihtiyaç vardı. Şu an zaten Galatasaray ihtiyacını transfer etti. Sol bek gönderiyor Galatasaray bugün. Santrafor gönderiyor. Dolayısıyla zaten orada özellikle hücum hattına iki santraforu kalıyor Galatasaray'ın. Icardi Gomis. Bir takviye yapması çok doğal. Ve ikincisi kanat transferi yapması da çok doğal. Neden? Biz bu sezon Galatasaray'ı özellikle eleştirdiğimiz bölümlerde hangi konuda eleştirdik? Kerem ve Yunus Akgün'ün performanslarının yetersiz olduğu özellikle haftalar vardı değil mi? Hı-hı. Bu haftalarda Galatasaray'ın üretkenliği ama inanılmaz Raşit düşüktü. Ama Raşit Sarı'la Barış Alper Yılmaz'ın denklemin içine dahil olması. Ama inanılmaz düşüktü. Şimdi Galatasaray bir sezonun geri kalanında hani bu inişli çıkışlı performanslara alternatif bir oyuncu alması çok daha. Bir de bazen ihtiyaç dahilinde işte Raşiska Barış Alper konuşuyor. Barış Alper'i artık forvet için de konuşuyoruz. Şimdi orada o kanat forvet dediğimiz oyuncu belki Mertens'i de yedekleyebilecek bir oyuncu olacak. Şimdi çünkü Mertens'i yine bugün Galatasaray'da kimi oynatırsınız? Şu anda. Evet. Mata. Zaten hoca Mata da kaldıramıyor. Mata kaldıramıyor. Mata bence Galatasaray'ın bu sezon evet 2 gol atmış olabilir. Barış ikamesi olarak söylüyorum yani. İkamesi olarak söylüyorum. Yani değil ama işte Mertens de aynı fiziksel seviyede değil. Değil. Yani, şu an değil. Belki o kanat forvet oyuncusu orayı da oynayabilecek bir isim olabilir. O da bir ihtiyaç yani Galatasaray ihtiyacın dışında ben bence bir transfer önlenmiyor. Öyle bir durumda örneğin Torreira, Micho önde, onların önünde Oliveira. Evet. Daha ideal gibi duruyor Galatasaray için Oliveira'nın enerjisi. Ya, Mertens de aynı oyuncu değil ama. Değil ama hani oralarda oynayan bir isim. Çünkü ya, oynayabilir. Oynadı çok gol attı. Bence oradaki en kilit oyuncu bana sorarsanız Galatasaray'daki en kilit oyuncu Torreira. Yani Mertens tabii ki çok iyi. Icardi muhteşem. Ama o Torreira'nın bence yaptıklarını göz ardı etmemek lazım. Bence Galatasaray'ın içindeki gizli kahraman kesinlikle ve kesinlikle Torreira'dır. Teklifler vardı Torreira'ya da. Evet var. Yani şu an en son ben yayına seninle yayını yaptığımızda 5 teklif vardı. Şu an teklif sayısı 7'ye çıkmış Galatasaray'da. Ama Galatasaray bu transfer döneminde özellikle ısrarla gelen teklifler var. 2 futbolcu. Birisi Nelson, ikincisi ise Sacha Boey ve bu fiyatlarda biraz daha yukarıda çıktı ama Galatasaray bu transfer döneminde hiç futbolcusunu satmayacak. Peki, transferle dolu böyle bir saati geride bıraktık diyebiliriz son bölümde. Şimdi bir araya gidelim, aranın ardından saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor Ajansı'nda yeniden birlikteyiz ve bu saatte de Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de tabii Jadon Osterwolde transferi oldu. Osterwolde'nin açıklamaları da var. Fenerbahçe yeni sol bekine kavuştu. Açıklamaları izleyelim ve sonrasında yeni transfer üzerinden Fenerbahçe'ye konuşmaya başlayalım. 6 milyon euro bonservis bedeliyle Jadon Osterwolde Fenerbahçe'ye katıldı. Twente'den 3 milyon euroya bonservisini almıştı. Parmak İparman'ın bir 6 ayda kiralık olarak oyuncuyu kadrosuna daha önceki transfer döneminde kattığını söyleyelim. Tabii 21 yaşında kontenjan transferlerinden bir tanesi Fenerbahçe'de. Sayın Selahattin Baki de aynısını söyledi. Evet. Önemli bir transfer olarak görünüyor. Ama şöyle bir nokta da var. Osterwolde'nin tabii ki Fenerbahçe'ye kesinlikle katacağı noktalar olacaktır. Ki oyuncu oynayınca performans vereceğini de ben en azından kendi açımdan göreceğimizi düşünüyorum. Fakat şampiyonluğa giden Fenerbahçe'nin Samet eklemesiyle ve Osterwolde eklemesiyle savunma hattında iki ismi birden değiştirdiğini de söyleyebiliriz. Bu tabii her zaman risk içeren bir durum. Yani şöyle ama şimdi Ferdi'yi evet biz sol bek performansı özelinde Ferdi'yi beğendik, takdir ettik. Ama sağ bekte oynayanın performansını takdir edemedik, beğenemedik. Osay Samuel bu sezon çok yani Jesus'un gözüne girmiş oyunculardan biri olmadı. Hatta zaman zaman Ferdi orada oynadı, Alioski solda oynadı vesaire. Farklı denemeleri de olmuştu. Şimdi Osterwolde transferi sadece bir sol bek transferi değil. Aynı zamanda Ferdi'yi de farklı yerlerde oynatabileceğiniz bir transfer yapmış oldunuz. Sağ bekte o Jesus'un alamadığı geri dönüşü belki Ferdi sağ beke geçerek sağlayacak. Hatta Ferdi Arda Güler izledik değil mi? Evet. Bence çok iyi ikili olabilecek
iki oyuncu. Ama son dönemde hep sahada kullandılar zaten Ferdi'yi, Fenerbahçe. Ama şimdi hayır. Osay Samuel varken Ferdi soldaydı. Tabii tabii, Samuel varken sola geçiyordu. Samuel varken soldaydı. Hatta üçlü savunma oynarken de ağırlıklı olarak Lincoln solda, Ferdi sağ kanat bek olarak oynuyordu ama Lincoln'la oynuyordu Jesus o oyunu. Dünya Kupası öncesini hatırlayın. Üçlü savunma, Lincoln sol kanat bek, Ferdi sağ kanat bek. Ama Lincoln o devre dengeden çıkınca Alioski de çok fazla yolu yürümedi zaten Jesus. Ferdi solda kullandı. Şimdi Osterwold'e transferiyle birlikte kanat bek de oynatabileceğiniz bir oyuncu bu arada. Ferdi hem dörtlünün hem üçlünün sağında da oynatabilirsiniz. Hatta ihtiyaç olursa belki Osay, Osterwold'e Ferdi'yi önde de oynatacak. Çünkü merkezde de üst üste aynı oyuncular oynadı. Bir yorgunluk, bir performans düşüklüğü denildi. Arao, Crespo yanına oyuncu değişiyordu bazen işte. Zaman zaman İrfan Can'ı bir tarafta izliyorduk. Rossi'nin oynadığı maçlar vardı. Zayson'un oynadığı maçlar vardı ama özellikle Crespo'nun Dünya Kupası dönüşündeki performansı çok kötü. Ya öncesiyle sonrası siyah beyaz gibi fark ediyor. Dolayısıyla Ferdi'yi merkeze atıp 8 numaraya atıp da kullanabilirsiniz. Sadece bir sol bek transfer etmedi kısaca Fenerbahçe. Aynı zamanda merkezi de yedeklemiş gibi oluyorsunuz. Sağ beki de öyle. Hem üçlüye hem dörtlü savunmaya, dizilişe uygun bir futbolcu aynı zamanda. Geçtiğimiz günlerde zaten yine yayında konuşmuştuk. TR Scout ekibinden arkadaşlarımız burada beraber anlamıştık. Evet, burada artısını eksisini söyledin de ben Fenerbahçe'nin bitiriciliği yok demişti şimdi, ama. Bitiriciliği zayıf. Çok fazla oyun kurucu bek olmadı söylenmişti. Evet. Ben de şunu zaten söyledim. Fenerbahçe ne arıyor ama? Fenerbahçe'nin aradığı kartımız özel... Kartımız vardı arkadaşlar, bulabilirlerse ekrana yansıtırız zaten. Ben de şunu söylemiştim. Fenerbahçe ne arıyor ama? Bu önemli bence. Yani orta açma, isabet oranı ortalamanın altında söylendi. Oyuncu kurucu özelliği. Ama Fenerbahçe bunu aramıyor zaten. Fenerbahçe savunmada, savunma arkasına çok fazla... Çünkü önde savunmayı oturtan, çizgiye yakın tutan, orta saha çizgisine yakın tutan bir takım olarak çok fazla savunma arkasına adam kaçırıyordu. Ve bu durumda sadece bek pozisyonundaki değil, stoper pozisyonundaki oyuncuyu da kaydırdığınız için Fenerbahçe merkezde de sıkıntı çekiyordu. Şimdi orada Fenerbahçe'nin istediği geriye dönüşleri iyi olabilecek bir bek, kesici özelliği olabilecek bir bek, aynı zamanda hızlı bir şekilde rakibe baskıyı uygulayabilecek oyuncu. Şimdi söylenen artı özelliklerin arasında bunlar vardı. Hızlı olduğu, dribling özelliği, aynı zamanda işte rakibe baskı ve top kesici özelliği olduğu söylendi artı yönleri olarak. Fenerbahçe zaten bunları arıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe aradığı tarzda bir oyuncu almış oldu. İşte Osterwold ile ilgili olumsuz konuşulan noktalardan birisi çok az ama orta isabet oranının genel olarak düşük oldu. Ortalamanın evet. Altında oldu. Aslında Fenerbahçe'nin buna da ihtiyacı var. Ortalarda ihtiyacının olduğunu da görebiliyoruz. Ama dediğim gibi Osterwold'e iyi bir transfer mi? Tabii ki gelecek vadeden iyi bir transfer olarak görebiliyoruz. Ama işte geçen gün o günle biz de yayına bağlandık da şu an Fenerbahçe'nin iyi bir transfere ihtiyacı var ama bitirici özelliği olabilen daha iyi transferlere ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki ilerleyen zamanlarda Osterwold'un hızlı olması, çok hızlı bir oyuncu yani. Osay Samuel gibi atak bir anda hızlanabilen. Parmada bu sezon attığı bir gol var. Uh-huh. Yani o bir golde de müthiş bir sürati var yani. Onu bir anda hızlanıyor yani. Tabii, tabii. O özelliği ona bence zenginlik katacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de bu tarz oyunculara ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Ama şunu da söylemek oyuncunun lazım. Oyuncunun kartı ekrana yansıdı. Güçlü yönleri, atletik yapısı, hız ve hızlanma, top sürme, top kesme ve araya girme, savunma katkısı ve uzun pas. Zayıf yönlerine baktığımızda kreatiflik ve kilit pas, skor katkısı, orta başarısı ortalamanın altında, oyun kurucu bek profilinden uzak. Şimdi oyun kurucu bek profili olarak zaten Lincoln'u hoca kullanmaya çalıştı. Lincoln tabii bek değil ama oradan o şekilde faydalanmaya çalıştı ama o günün dediği bence bu noktayla birleşiyor. Hoca Osterwold'i sol bekte oyun kurucu bir bek olarak değil, diğer olumlu özellikleri yönünden kullanmak isteyecektir. Merkezi daha kalabalık tutarak o oyun kurucu özelliğini merkezden almaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin savunmadaki en büyük zaafı geriye dönüşler. Sürekli olarak bek stoper arkasına arasından atılan paslar. Bazen bekin sırtına atılan paslar. Çünkü geri dönemiyordu beklerimiz. Ferdi çok iyi niyetli. Orada
gerçekten hani bence sol bek olmamasına rağmen sol bekleşti ve iyi bir performans sergiledi ama Osterwolde'nin savunma savunma performansının ön planda olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin de aradığı bu. Yani beki stoperi rahatlatmalı. Fenerbahçe'nin stoperleri çok rahat değildi bu sezon. Özellikle üçlü dizilişte zaten ciddi bir sıkıntı yaşıyorlardı. Orada hem sağ Ferdi ile solu da Osterwolde ile birlikte iyi bir şekilde oynayabilirsiniz. Çünkü kanat bek pozisyonunda çok uygun. Böyle olunca ters şimdi, kademe hamle şansınız da çok önemli oluyor. Şimdi orta açma meziyetlerinin ortalamanın altında olduğu söyleniyor. Fenerbahçe'nin oyunu bence zaten orta açmaya çok isteyen bir oyun değil. Hızlı geçiş sağlayıp yerden oynayan bir takım ki zaten merkezde ağırlıklı olarak oynayan oyuncuları düşünelim. Ener Valencia, Michy Batshuayi ve Joshua King zaman zaman. Ya bu oyuncular zaten hava topu isteyen oyuncular değil. Doğru. Ya mümkünse zaten Batshuayi'ye atmayın. Ya orta açmayın Batshuayi'nin olduğu bir santrofor hattına. Bence o da çok sevmiyor zaten. Sevmiyor zaten yapamıyor bu arada. Yani Ener Valencia çok daha iyi kafa vuruşlarında bitirici bir oyuncu. Geriden gelip yükselme özelliği daha fazla. Yani olduğu yerden ziyade sıçramadan ziyade geriden gelip yükselme özelliği daha fazla. Ama o da yerden oynamaya zaten müsait hızlı geçişlerde. Dolayısıyla Osterwolde'nin bu zayıf denilen yönünü şu anki Fenerbahçe'de çok da elzem bir durum olmadığı bence göz önünde. Daha ziyade hızlı bir şekilde o geçişi sağlayacak. Rakip ceza sahası çevresinde belki yerden hani mesela Liverpool'la Robertson bunu çok iyi yapardı. Çizgiye kadar inerdi. Geriye doğru ceza sahasının dışına 18'e doğru paslar çıkarırdı yerden. Bütün savunmayı bir anda devre dışı bırakan bir paso. Ferdi de mesela zaman zaman bunları yapıyordu. Hala yapıyor da zaman zaman böyle yerden çapraza, geriye doğru çapraz paslar atarak. Yani ortadan ziyade pas. Bence buna odaklanmak lazım. Serhan abi oyuncuları konuşmaya devam edeceğiz ama sana şunu da sormak istiyorum. Şimdi Kasımpaşa maçını izlerken bir şey benim dikkatimi çekti ki sonra baktım sosyal medyada da yine yazan arkadaşlar olmuş. Fenerbahçe beraberliği yakalamış, geriye düşmesine rağmen o baskıyı kurmuş, beraberliği yakalama şansına sahip penaltıda topun gerisine Valencia. Valencia bu sezon Fenerbahçe'nin en çok gol atan ismi, hatta zaten ligin gol kralı. Penaltıyı kaçırdı olabilir. Yani dünyada her oyuncu penaltı kaçırıyor ama penaltı tekrarlanacak. Sonrasında tribünlerin Arda diye bağırdığını gördük. Şimdi Fenerbahçe tribünleri bu sezon kendi taraftarından, camiasından da çok eleştiri alan bir noktada. Yani şimdi Valencia kaçırmış olabilir ama o anda neden Arda bağırılıyor ya da neden her seferinde Arda bağırılıyor? Arda konusuna geliriz zaten. O ayrı Arda her zaman bağırmaya devam edecektir yani. Ya tabii ki güzel bir şey ama bence maça dokunuş noktasında Fenerbahçe taraftarı bu sezon o eleştiriyi alıyor. Peki sence bu neyden kaynaklanıyor? Hatta birçok kişi sosyal medyada Fenerbahçe'nin deplasmanlarda oyuncuların kendini daha rahat hissettiğiyle ilgili de yazılar yazıyor. Ya ben öyle düşünmüyorum. Yani şöyle görmek lazım. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı beklenti içerisinde. Ve çok da sabırsız çünkü yılların bir özlemi var tabii ki. Öyle görmek lazım. O açıdan oradan bir de son zamanlarda hep sonuna kadar gidip de bitirememe özelliğine sahip bir Fenerbahçe var. Öyle görmek lazım. İstenilen şekilde gitmiyor. Ama diğer tarafa baktığımızda tabii ki Arda özeline geldiğimizde, ben Arda'ya tekrar geleceksin ama yani orada herkes bir Arda'dan bir ışık bekliyor, bir gol bekliyor. Herkes zaten evinin oğlu gibi görüyor. Herkes Arda topun başına geçtiği zaman nazar duaları okuyarak söylüyor. Yani bunu takım olarak ayırt etmemek lazım. Her takım taraftarını öyle görmek lazım. O açıdan aslında istenilen şeyler olabiliyor. Ama diğer tarafta tabii penaltı kaçabilir. O olabilir, bu olabilir. Ama oradaki en başta karar verici insan Jesus. Jesus'un takımın üzerindeki ağırlığı, futbolcunun üzerindeki ağırlığını da görebiliyoruz. Ve ondan sonrasında neler yapabildiklerini de gösterebiliyor. O açıdan ben penaltıyı bu şekilde görmek lazım. Penaltı kaçar, o olur, bu olur. Yani çok farklı şeyler olabilir ama ben burada Fenerbahçe taraftarının takımının sonuna kadar arkasının olduğunu, Fenerbahçe taraftarının tribünleri doldurarak takıma destek çıktığını görebiliyoruz. Kötü sezon, yani iyi başlayan bir sezonda Giresun maçı ve sonrası kötü senaryolar da oldu. Puan kayıpları da oldu. Ama baktığımızda lider Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde olan bir Fenerbahçe var. O açıdan baktığımızda hiçbir şey bitmiş değil. Fenerbahçe taraftarı da bunun bilincinde.
Ama kötü senaryo olduğu takdirde bence seyircinin tepkisi olacağını düşünüyorum. Ama iyi bir şekilde devam ederse ve rakipleri puan kaybederse de bu taraftarların takımı daha fazla bağrına basacağını gösteriyor. O açıdan hiçbir şey bitmiş değil. Bence taraftar takım uyumu da Fenerbahçe'de hem iç sahada hem dış sahada diğer takımın orada olduğu gibi bence üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Yani şundan dolayı bunu söyledim. Dakika 37, penaltı ikinci seferde kaçabilir. Evet. Hatta Martin Palermo 3 tane kaçırdı yani. Orada hani o, yani biraz fazla olmuştu. Tabii acayip bir şeydir. Hani oldu mu oluyor yani sonuçta. Evet. Şunu demeye çalışıyorum. Yani o noktada takımımızın en fazla gol atan ismi Valencia, Arda'yı. Tabii ki pamuklar ısrarım. Bu noktada değilim. Evet. Anlatmaya çalıştığım tamamen başka bir şey. O yüzden Fenerbahçe taraftarının hani sürekli her boşlukta... Evet. Maç devam ederken maçın içerisindeki başka bir konu açılıyor gibi oluyor sürekli. Maçın içerisindeki yani. Oyuncuya tepki Fenerbahçe taraftan. Yani mesela bazen kötü performans sergileyen bir oyuncu oyundan alındığında o tepkileri görürüz biz sağ kenarında gelirken. Ama maç devam ederken bunu yapmanın kimseye faydası olmuyor ki. Bir ikincisi, şimdi evet Arda Güler'le ilgili ben her şeye katılırım. Neden oynamıyor, neden çok az süre alıyor, bugüne kadar niye oynamadı, niye orada oynuyor vesaire ama... Yani ben katılmam. Ben katılmam. Yani gerçekten katılmam. Yani o gün lafını kestim. Yani bir oyuncuyu bu kadar korumanın anlamı yok Fenerbahçe yani. Tribünlerinin bu yönde eleştirisine katılırım diyorum. Niye oynamıyor? Yok hani Jesus'un hoca futbolcuyu koruması anlamında anladın mı? Sakatlıkla ilgili bazı şeyler söylemişti bilmediğimiz de. Şimdi... Kasımpaşa maçı öncesine gelirsek 28 maçta 18 gol atmış bir Ener Valencia vardı. Maça çıkıyorsunuz 31. dakika futbolcunun yerine kendinizi koyun. 1-0 geride takımınız ve bir penaltı kaçırıyorsunuz. Ve ikinci penaltıya tekrarlanırken başka bir oyuncunun adı bağırılıyor. Ve bu durumda kendinizi nasıl hissedersiniz eğer bir başka oyuncu kullansa? Biraz da evet Arda Güler'i biz... Her zaman sadece Fenerbahçe taraftarları değil, herkes sahipleniyor Arda Güler'e. Herkes izlemekten keyif alıyor. Pamuklara sararım dediği gibi ayrı. Ama bir de Fenerbahçe tribünlerinin taraftarının Ener Valencia'nın da psikolojisini düşünmesi lazım. Sadece Arda Güler'i zaten görmek hani, değil. Evet, orada Valencia'nın psikolojisi şey de önemli. Yani. Düşünsenize ilkini kaçırdınız ve takımınız geride. Büyük bir moral bozuktu. İkinci kez onu telafi etme şansı var. Telafi şansını vermiyorsunuz. Bu sezon özelinde söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Valencia Arda kadar önemli değil mi? Valencia bu sezon özelinde söylüyorum. Var. Ama şöyle bir şey var. Şu an ama şimdi Valencia bu kadar yol yürüdü. Böyle değil. Yok, hayır, Fenerbahçe şu an bu kadar yol yürüdüyse Valencia sayesinde onu, yürüdü. Onu söylüyorum yani. Bunu vurgulatmak ama için ama şimdi şöyle yani. Bir şey var. Valencia'nın yaşadıklarına yoksa bu soruyu düşünmedik de cevabı belli olan bir soru yani. Şimdi Valencia işte Arda'ya çağırdılar. Arda penaltı atsın diye orada bir sıkıntıya, bir moral bozukluğuna, bir mod düşüklüğüne girecek bir oyuncu değil. Yani adam Dünya Kupaları görmüş bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Kim olursa olsun daha, etkiler Serhan abi. Değil yok zannetmiyorum. Çünkü bir de şimdi şöyle bir şey var. Şimdi takımlarla sen de çok iyi bilirsin. Abi kardeşlik diye bir durum var. Kim ne olursa olsun. Arda'yı herkes kardeşi olarak görüyor. Tamam Arda için gelecek bir şeye ya kardeşime gelmiş şekilde yorumlarlar. O bilinç içerisinde. Maç öncesinde sen gördün mü Arda maça çıkarlarken Valencia'ya geldi sarıldı kulağına bir şeyler söylüyor. Sana güveniyoruz senin yanındayız tarzında bir şey. Ya zaten hani şimdi şöyle bir şey. Senin için bir şey istedikleri zaman o gün kardeşim benim. Ben öyle düşünüyorum. Ki bence Valencia'nın da orada onu düşüneceğini düşünüyorum yani. Bak o ayrı ama. O şöyle. İlk kez topun başına gelen Arda Güler olsaydı tamam dedim. Ama orada 1-0 gerideki takımın santraforu, forveti bir penaltı kaçırmış. Çünkü ister istemez İkinci yanlış anlaşılıyor yani. Sen atma da Arda atsın Başkasını oraya gönderse oluyor. O tribünler. Bu sefer o oyuncu özelinde telafi şansını vermiyorsunuz ve ister istemez onda bir moral bozukluğu oluşturursunuz. Beceremedim duygusu yaşatırsınız. Direkt topun başına Arda Güler gitti. Bir itirazım yok. Ama zaten topun başına Batshuayi geldi bu arada ikincisinde. Evet. İyice karıştı o yani nokta yani. Tribünler Arda Güler diyor. Batshuayi topu. Batshuayi geliyor Valencia'ya. Ve Ener Valencia topu istiyor bu arada yani zaten. Hani ikinci kez atmak istiyor. Zaten Jesus çok sinirlendi çünkü belli ki takımın penaltıcısı Valencia. Arao'yu da zaten böyle bir an için çağırdı. Hemen git söyle diye. Arao gitti söyledi. Sonrasında değişti o iş. Ya öyle olmak zorunda mı bu arada? Ya işte hani çok fazla orada takılmamak lazım. Öyle düşünüyorum. Çünkü yani ben o mantıkla bakıyorum ki futbolcu da bu mantıkla bakar. Şimdi Fenerbahçe
tribünlerinin bu sezon takıma olumsuz etkileri açısından istisada ben katılıyorum birçoğuna. Neden? Şunu söylüyorum. Oyuncu sahadan çıkarken biz her statta görüyoruz. Altay'da gördük onu, Beşiktaş yaşadık. Beşiktaş stadında da gördük, Galatasaray stadında da gördük, Trabzonspor stadı vesaire fark etmez. Oyuncu sahadan çıkarken tabelada adı kalkmıştır, kenara geliyordur. Tribünlerin ıslıklamasını, tepkisini defalarca yaşadık. Ama saha içerisinde maç devam ederken bir oyuncuya yönelik psikolojisini, moralini olumsuz yönde etkileyebilecek tavırları çok yaşadı. Altay bunu yaşadı. Ne yapacak ya Altay? Evet, maç içerisinde kötü performans. Maçın sonunda gösterirsin tepkini. Ya, maçın içerisinde Altay'a kötü tepki göstermenin ne gibi faydası olabilir? Jesus onu 35'te oyundan çıkarmayacak sonuçta, değil mi? Mecburen 90. dakikaya bekleyeceksin. Ya bunu yapmak zorundasın. Bu sezon Altay özelinde daha yoğunlaştı ama dediği gibi yani hani bir iki maç son kötü gitse başkalarına da aynı şekilde maçın İrfan içerisinde... İrfan Can'a da böyle bir homurdanma var, onu söyleyelim. Ama İrfan Can'ın ben geçen gün hatta işte aslında Galatasaray-Fenerbahçe maçında söylemiştim ben. Derbi maçlarının adamı, derbi maçlarının futbolcusu olmadığını dile getirmiştim. Hatta düşüşün devam ettiğini dile getirmiştim. Ben hiç İrfan Can Kahveci'nin bir derbi maçında Fenerbahçe'nin lehine harika işler yaptığını düşünmedim. Ya olumlu bir iş yaptığını görmedim yani hatta. Hatta baktığında İrfan Can Kahveci'de düşüş var. Yani gerçekten gözle görülür bir düşüş var. İrfan Can Kahveci'yi sen oyunun içinde tutarak diğer futbolcuların performansını etkiliyorsun. O da bir açık ve net. Onu görebiliyoruz. Ya yani mesela ben daha fazla Arda Güler'i görmek istiyorum Fenerbahçe'de. Bir spor sever olarak. Daha fazla Emre Mor'u görmek istiyorum. Onların daha fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Ama yani burada gözle görülür bir düşüşü göremeyen Jesus'un da bir an önce yani futbolcu toplamak yerine takımı toplamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki iyi günler kötü günler olabilir, geçirebilir ama bir takımda bir kişi performansı düşürüyorsa o performansı düşürmesiyle beraber takım oyunda düşürdüğünü görebiliyoruz ve puan yerine puanlarla karşına geliyor. Bir kişiyi tolere edersin, 2-3 kişiyi tolere edemezsin. O bir kişiyi ben Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci'yle tolere ettiğini düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda İrfan'ın da biraz daha kendine çeki düzen verip oynadığı takımı ve ağırlığını daha fazla hissetmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ben, şöyle konuşalım. Çok özür diliyorum. İrfan Can çizgiye yakın oynadığı sürece bu performansın aynı şekilde devam edeceğini söylüyorum. Tam Ogün Şahinoğlu benim ağzımdan Emre aldı. Emre Mor'la ben kıyaslayamam. Emre Mor bir kanat oyuncusu. İrfan Can bir kanat oyuncusu değil. Belki İrfan Can'la Arda'yı Fenerbahçe'nin birlikte oynatma formülünü bulması lazım. Pardon. Daha akışkan bir oyuna geçmek için. Ben de şöyle düşünüyorum. İrfan Can Gençler Birliği'nde ve Başakşehir'de bir merkez orta saha olarak katkı verdi. Şu an Fenerbahçe'de sorun yaşamasının bence de sana katılıyorum temel sebebi çizgide topu aldığında hep içe kat etmeye çalışan bir oyuncu. Mecbur. Ama karşısında genelde birkaç kişiyi o noktada gördüğü zaman, bir blok savunma gördüğü zaman zorlanan bir isim haline geliyor. Ve o çalımları atamadığı zaman da performansı çok fazla beğeni toplamıyor. O yüzden İrfan Can'ı Crespo'nun da performansının düştüğü bir noktada. Arao ve Crespo'nun... becerisi yok. Ama anlamıyorsunuz ki şimdi sıkıntı doğru, tamam. Çizgide oynatma. Ama yani topla bir hareketi yok ki. Yani sonuçta futbolcunun Gençler Birliği ve Başakşehir'deyken oldukça iyiydi. İşte ama burada yok, işte onu atmaya çalışıyorum. Ama yani sıkıntı burada bir çıkış var. Yani. Bir İrfan Can Kahveci bekle yarışamaz. Tam nerede oynayacaksın? Bek oyuncuyla yarışamaz. Merkezde oynayabilir. Tam merkezde oynattığını düşün. O topla o kadar becerisini göstermediği sürece. Son maçta Zayson oynadığı yerde oynar. Şimdi performansı kötüyse Zayson oynat, İrfan oynatma. Tamam, sen bunu merkezde mi daha fazla topla buluşacak, kenarda mı, çizgide mi daha fazla? Merkezde. Merkezde daha fazla topla buluşacaksa buradaki sıkıntı burada, onu atmaya çalışıyorum. Topla çok fazla hareket edemiyor. Bence İrfan Can tam merkez oyuncusu. Edemiyor. Neden? İşte sıkıntı burada 20-30, yani. Ama yani 20-30 işte metre aralığında oynayabilecek. Orada daha fazla zaten. Çok fazla sprinte ihtiyaç duymayacak. İrfan Can'ın bakalım merkezde oynadığı maçlardaki şut sayısını, bir de kanatta oynadığı maçlardaki şut sayısını, kanattan şut da denemiyor. Çok fazla. İçe çekip. Ya içe çekip i̇çe denemeye çalışıyor ama merkezde oynadığı zaman çok daha şutör bir oyuncu olduğunu gördük. Şunu diyordum Serhan abi. Arao Crespo yan yana. Crespo'nun düşük performansı var ama bence üçlü bir merkezde daha yükselecektir diye düşünüyorum. Çünkü şu anda ikili bir orta sahayı kaldırmakta zorlanıyor Fenerbahçe. Yani benim görüşüm o. Arao Crespo, önlerinde İrfan Can, Arda sağ kanattaki daha çok, çünkü içe
gidebilecek bir oyuncu. Yani İrfan Can'ın yapabilecek, yani yapacaklarını sağ kanatta bence daha iyi yapacak bir oyuncu. Solda Valencia kullanılabilir ya da iki kanat değişebilir. Arda Valencia diye en uçta da Batshuayi. Böyle bir formül üzerinde durabilir İrfan'ın Fenerbahçe. İrfan'ın yerine Arda'yı koyuyorum. Sağda da Emre Mor'u oynatıyoruz. Fikir. Bir kanat oyuncusu. Kanat o da olur ama var. Sen bu senaryoda Valencia'yı Batshuayi'yi mi kesiyorsun? Valencia zaten. Çünkü Arda ile Emre Mor girdiği zaman bir oyuncunun... Hayır, İrfan'ı çıkardım ama ben. Sen dedin ya Crespo, Arao önünde İrfan. Ha olabilir, o da olabilir. Arda Güler, Emre Mor oynar. Mesela şunu söyleyeceğim ben size. En son Kasımpaşa karşılaşmasında sizce maç adamı kimdi? Şimdi 4 gol attığı için Valencia'dan başka işte, bir isim söylemek kolay değil. 4 gol attığı için Valencia değil bana sorarsan. Bana sorarsan maçın adamı 1 numarayı ben Ferdi'yi yazarım. 2 numaraya Arda'yı yazarım. 3 numaraya 4 gol atanı yazarım. Ya 4 gol attı diye adamın maçın golcüsü yok, maç oyuncusu değil ki. Tabii ki şimdi her gol atan maçın, ben mesela maçın oyuncusu değil. Ben ama dün alı saha maçı yaptım, ben 5 gol attım, maçın oyuncusu benim. Yani diye ben çünkü çakılıyım, ben orada duruyorum, atıyorum ben golleri. Ama defanstaki adam alıyor topu, orta sahaya getiriyor, orta sahadan muhteşem işler yapıyor. Ferdi kadar Fenerbahçe'de yani üst performans gösteren ve Fenerbahçe'ye taşıyan bir oyuncu ben şu an görmüyorum Fenerbahçe'de. Doğru. Ferdi özelinde öyle. Şimdi şöyle, yani her yerde oynatabiliyorsun. Maç 7-4 biter. Mağlup olursunuz. O zaman 4 gol atan oyuncuyu seçemezsiniz. Yani mağlup takımdaysa. Ama şimdi 5-1 kazanan bir takımda 4 gol atan oyuncuyu ben maçın oyuncusu derim. Ben de sorarsana ben Ferdi maçın yani oyuncusu. Yanında tabii kesinlikle. Çok yüksek performanslar var. Yok. Ferdi var bence. Adam ya zaten atamazsa Arda sıkıntı var. Atabiliyoruz. Ya zaten attığı için o forvet noktasında oluyor yani. Ama işte onu atamayanlar var. Olduğu için Ener Valencia'nın performansı. Değerli ona yani. Attıranlara ne yapacağız? Ener Valencia'ya yapılan attığı gollerin bir tanesi asist sayıldı. O da Ferdi Kadıoğlu'nun çok kıymetli ama 4 tane gol atan bir oyuncuyu da ben yani şey yapamam. Bu arada bence çünkü Batshuayi Arda'nın bir tane asistini tabiri caizse yedi. Yani Batshuayi yatmamıştı o pası. Ama hatırlıyor musunuz Batshuayi vurdu direkten döndü Valencia'ya tamamladı. Tabii. Galiba 4. goldü o. Orada son Valencia'ya gol. Yok. Son golü Batshuayi attı. 4. gol. Orada kaçırdığını Valencia'ya çok iyi bir pas atmıştı. Batshuayi görmedi Valencia'yı, top almaya çalışınca o asist durumu kayboldu. Çünkü vuruşu direkten döndü. Peki Arda'yı da konuşalım o zaman. Arda Rize maçında 65 dakika süre aldı. Kasımpaşa maçında 71 dakika süre aldı. Jesus'un hep bahsettiği bir şey vardı Arda ile ilgili. Arda'nın fiziki durumu. Evet. Peki bu aldığı süreleri ortalama bir şekilde sayacak olursak, kabul edecek olursak. Arda'nın şu an Jorge Jesus 70 dakikalık mı bir performansı olduğuna ya da fiziki kapasitesi olduğunu düşünüyor. Ya biz neyi konuşuyoruz şimdi? Arda 70 dakikalık oyuncu, 60 dakikalık oyuncu mu konuşuyoruz? Adam var. Yok 15, hani fiziki olarak şunu söylüyorum. Adam var 17 yaşındaki, 16 yaşındaki oyuncuları 90 dakika oynatıyor. Avrupa liglerinde bahsediyoruz ya. Ama bu sakatlıktan sonra ya, Arda'nın sakatlığından ya sonra Arda, baştan soruyorum. Ya ben Arda'yı 90 dakika oynayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve çok yetenekli. Çok yani nerede durabileceğini, nereye gidebileceğini, topun nereye gidebileceğini ya da nerede boşluk olabileceğini, o boşluğa doğru orada topu isteyebileceğini görebilen bir özel yeteneği olduğunu düşünüyorum. Yani çok beğeniyorum. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Ama mesela Kasımpaşa karşılaşmasında Arda'yı bir durgun gördüm. Yani bir belki hani süre almadığından dolayı mutsuz mu, süre almadığından dolayı biraz şey mi olmuş bilmiyorum ama yani Arda'yı ben böyle görmedim. Daha böyle saf, temiz Arda'yı görmüştüm ama bu sefer böyle sanki forma alamıyorum ama bak oynadım tarzında mı? Öyle hissettim. Hissiyatımı söylüyorum, dile getiriyorum. Çünkü Arda oynadığı zaman ben izlemekten zevk alıyorum ki herkes izlemekten zevk aldığını düşünüyorum. Çünkü düşüncesi çok güzel. Oyun mantalitesi çok güzel. Nerede, nereye, ne yapacağını çok iyi bilen yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben iyi bir Arda'nın 90 dakika çıkarabileceğini düşünüyorum. İşte İsmail Hoca korusun, Emre Hoca korusun, işte Jorge Jesus korusun. Bu çocuğun korunmaya ihtiyacı yok. Bu çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Arda Güler'i biz oynadıkça seveceğiz. Orada oynadıkça alkışlayacağız. Oynadıkça diyeceğiz ki helal olsun koçum, muhteşem oynuyorsun diyeceğiz. Biz bu futbolcuyu o koruyacak, bu koruyacak, bu sakatlıktan çıktı böyle düşünürsek biz bu çocuğu oynamadan sevmeyiz ki. Bu çocuk futbolcu. Bu çocuk yeşil sahalara çıkacak, oynayacak ki biz bu çocuğu daha çok fazla seveceğiz. O açıdan ben iyi bir Arda Güler'i her zaman sahada izlemekten yanayım. 90 dakika bile olsun o izlemekten yanayım. Bizim de kötü performansları 70 dakika, 80 dakika sahalarda
izleyerek ya böyle bir kötü performans mı olur diyerek izledik. Ya Burak Arda'nın da 20 dakikası 30 dakikası kötü bitsin ya. 90 dakikanın 60 dakikası Arda zaten en iyisini yapar. 30 dakikada kötü bitsin. Ya ben Arda Güler'in daha fazla sahada olmasından ve daha fazla izlemekten yanayım. O gün soru şu. Merak edilen şu. Adana evet, Demirspor alayım. Maçında Arda ilk 11 başlayacak mı? Yani artık bir sürekliliği olacak mı? Yani Jesus'un teknik adamı olduğu bir takımda bunun cevabını vermek çok zor. Çünkü olur dersiniz, bir baktınız ki çok iyi performans sergilemiş. Ener Valencia bile yedek bırakabilir yani. Yaşamadık bu bunları. Bu sezon başında o kadar rotasyona gitmiyor. Dünya, ama şimdi Dünya Kupası arasında kadar süreçte bunu yaşadık. Öyle bir şey yaptı. Jesus Arda ile ilgili şöyle bir mesajı veriyor. Ben Arda'yı yüksek riskli maçlarda oynatmam. Ama orta riskli, orta olabilecek maçlarda oynatıyorum. Bu arada bence şimdi, Galatasaray maçında skor 1-0 iken Fenerbahçe Arda'nın eksikliğini çok çekti, çok aradı diye düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi Arda Güler'le ilgili neden oynatıldığına yönelik söylenen konulardan bir tanesi Jesus topsuz oyunda etkisiz olduğunu söylemişti. İkincisi fiziksel olarak henüz o ilk 11 seviyelerinde olmadığı söyleniyordu. Bir diz sakatlığından ötürü bu söyleniyordu. Hatta o diz sakatlığının risk barındırdığı, üst üste oynaması halinde hani daha büyük bir sakatlığa dönüşebileceğinin riski olduğu söyleniyordu. Fenerbahçeli arkadaşlarımız da bunları anlattı zaten defalarca yayınlarda vesaire. Ahmet Selim de keza söyledi diye hatırlıyorum. Şimdi zaten hani bu yavaş yavaş bu fiziksel olarak sakatlıktan dönüş süreçlerinde bazen diz sakatlıkları çok kritik sakatlıklar. Futbolcuların en çekindiği sakatlıklardan bir tanesi omuz ve diz. Dolayısıyla burada tedbirli olmak bana makul geliyor. Eğer bu açıdan Arda Güler oynamıyorsa. Zaten Arda Güler'in hücum istatistikleri de savunma istatistikleri arasında çok ciddi farklar var. Yani mesela son maçta bakıyoruz işte ikili mücadele 15'te 5. Şimdi Arda'dan zaten ikili mücadeleye girmesini beklemiyorsunuz. Ayrı ama ikili mücadeleye girdiğinde zayıf kaldığını görebiliyoruz. Onun dışında pas isabet oranları çok yüksek ve kilit pas 5 tane attı. Asist olmadığı mücadelede 5 kilit pası var. Bu yüksek bir oran bu arada kilit pas açısından. Genelde şimdi, asiste giden pasları da zaten attığını söyleyebiliriz. Evet yani ön asistleri yapması gibi. Şimdi Arda Güler zaten fiziksel olarak oyunu oynamıyor. Daha ziyade topu koşturuyor. Top henüz ayağına gelmeden onu nereye oynayacağını düşünen bir oyuncu. O yüzden çok değerli zaten. Aynen. Yani rakibin kendisinin müdahale etmesine izin vermeden oyunu oynuyor. Bu biraz daha fiziksel mücadeleden sıyırıyor kendisini ama tabii oraya da zaman içerisinde henüz 17 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaman içerisinde güçlenecek alt adele, üst adele aynı şekilde bu güçlenmelerden sonra onları da artık çıkarabilecek konuma gelecektir elbette. Ama şu an fiziksel olarak hani söylenen diz sakatlığından ötürü Arda'nın bugüne kadar tedbirli olarak az süreler bulduğuydu. Eğer o geçtiyse, iyileştiyse ki iki maçta biz sahada görüyoruz. Arda aynı şekilde 70-75 dakika süre alıyor. Bu süreleri belki 90 dakikaya çıkacaktır. Ama biz bazen böyle çok fazla ilgi, çok fazla onun üzerine mesajlar, olmazsa olmaz konumuna getirmek genç oyuncuların zarar verdiğini defalarca yaşadık, defalarca gördük. Geriye gidişleri de yaşadık biz. Ya bundan önce kimleri konuştuk? Mesela Abdülkadir Ömür'ü konuştuk değil mi? Tabii. Trabzonspor aynı yaşlardaydı. Trabzonspor'da ilk çıktığında Abdülkadir Ömür. Üzerine bu şekilde titredik. Her maç Abdülkadir'i izlemeyi istedik. Ama bir süre sonra sahada olsun da nerede olursa olsun konumuna geldiğinde Abdülkadir'i biz sağ kanatlı izlemek zorunda kaldık Trabzonspor'da. Ve geriye gidişini gördük. Şimdi merkeze geçtiğinde yeniden kendini toparlamaya başladı. Peki kimi kesersin Arda Yönetmen için? Ben İrfan Can'ı keserim direkt. Ya ben bu sezonki performansı... Kararını değil, çok önceden ben vermiş. Ben kararım ver. Ben İrfan Can'ı keserim. Ben de Batu Şua'yı keserim. Batu Şua'yı biraz ikili... 15 gol atmış bir isim ve Valencia ile çok uyumlu. Radikal bu sezonki bir... gol istatistiği de çok yüksek. Radikal bir seçim ve oldu bence. Valencia Batu Şua'yı iyi bir ikili oldu. Valencia ile Batu Şua'yı söylüyorum. Bu sezon toplamda 18 gol 4 asist. Batu Şua'yı 22 gol 4 asist. Valencia 40 gol 8 asist toplamı. Başak'a tekrar söyler misin? 18 gol 4 asist. Abi sezonun yarısındayız. 18 ama pardon mi? Şöyle bir yanlışlık yapmış oldum.
şey de dahilmiş. Belçika milli takımına attığı 3 gol 3 asiste dahilmiş. Ben Fenerbahçe'de olanla söylüyorum. Ben sezonluk performansına bakıyorum. Toplam şu anda Fenerbahçe'de Avrupa maçlarda. Kupa, Süper Lig 15 gol 1 asist. Ya Belçika milli takımında attıkları gol değil mi? Onlar da gol işte sezonun içerisinde. Bu sezon performansı doğru. Her kulvarda çok iyi olan bir Batshuayi var ortada. Ve Ener Valencia ile de uyumu gerçekten. Yani saha içerisinde hissediyor. Uyumu iyi. Ben Arda Güler'i o ikilinin arkasındaki oyuncu olarak tercih ederim. Ya Arda dediğim gibi şimdi ilk 11'e yerleşecek mi? Soru bu. Eğer ilk 11'e düzenli yerleşirse bence Fenerbahçe'ye sezonun geri kalanında çok yardımcı olacaktır. Ben tekrar söylüyorum yani bu benim kendi fikrim tabii ki. Arda bence bir opsiyon değil Fenerbahçe için artık zaruri bir hale geldi oynaması performansı açısından. Ben de mesela Arda Güler'in bence Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11 göreceğimizi düşünmüyorum. Ben hamle oyuncusu olarak son dakikalarda alacağını düşünüyorum mesela. Nasıl bir 11 olabilir peki? İşte şimdi onu atmaya çalışıyorum. Yani öyle bir şey ki hoca öyle bir 11 çıkartıyor ki bir bakıyorsun farklı 11'e. Zaten sezon başından beri ona bakıyorsun yani. Yani her zaman çıkardığı 11'e yani deniyor. Ama Arda'ya yeri geldiği zaman içeri neyi gördük? Kasımpaşa karşılaşmasında gördük. Arda'yı bekliyor muydun sen Kasımpaşa karşılaşmasında? Ben bekliyordum. Yani sabah bir düşündük oynayabilir mi acaba diye Rize Spor maçından sonra oynayabilir dedik. Oynadı da zaten. Ya ben bekliyordum ama şimdi hani yüksek riskli maçlarda işte biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Yani Adana Demirspor karşılaşması Fenerbahçe için çok sıkıntılı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Çünkü Adana Demirspor da bu maçı kazanmak isteyecek. Çok da isteyecek. O açıdan sıkıntılı bir karşılaşma bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin fikstürü de çok zor. Yani şimdi Adana Demirspor'la oynayacak. Fenerbahçe 2 gün sonra zaten zor bir deplasman. Ben hemen birkaç maç daha söyleyeyim üst üste. İçeride Konyaspor var. Deplasmanda Kayserispor. Üzerine bir deplasmanda Alanyaspor ve içeride Beşiktaş maçı. 5 Mart'taki Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ligin geri kalan yarışı adına çok belirleyici olabilir iki takım adına diye düşünüyorum. Yani çünkü ligin boyu iyice kısalmış olacak. Ligin boyu kısaldıkça puan farkları birbirleriyle oynadıkları maçlar da çok önemli. Mesela ben sezonun ilk devresi itibariyle bu şampiyonluk yarışının favorilerinin birbirlerinin... o gün lafını kestim ama görmüşken söyleyeyim dedim. Hemen hemen son hafta içi fikstürlerini oynuyoruz. Yani evet. Mart ayında mıydı? Galiba bir tane Mart'ta var. Milli ara Mart ayının sonundaydı diye hatırlıyorum. Mart'ın sonundaydı. Milli ara evet Mart'ta. Mart'ın sonundaydı. Orada bir fırsatları olacak dinlenme açısından. Şimdi şöyle ben özellikle sezonun ilk devresinde şampiyonluk yarışını da hep dört büyükleri saydığım için söylüyorum. Dört büyüklerin birbirleriyle oynadıkları maçların çok belirleyici olmadığını düşünüyorum her zaman. Çünkü devamında çok uzun bir maraton var. Anadolu'daki maçları çok kıymetli görürüm. Bir maç kaybedilmiş gibi görürüm. Ama ikinci devrede birbirleriyle oynadıkları maçlar çok önemli. Sona doğru oynadıkları maçlar. Toplamda zaten 38 maçın 32'sini o dört büyükler dediğiniz rakiplerden ama, hariç rakiplerle oynuyorsunuz. Böyle Mart-Nisan ayı geldiğinde kaybedilen derbilerden sonra psikoloji toparlamak doğru. Kolay değildir. Yani bunu Eylül ayında kaybedebilirsiniz. Eylül'den sonra toparlarsınız. Ama Nisan ayı geldi. Kaybettiğiniz şampiyonluk rakibinize. Ondan sonra toparlamak öyle son kolay iş değil. Son haftada doğru önemli olan ne biliyor musun? Deplasman oynamamak. Kendi evinde oynamak çok önemli. Mesela Galatasaray uzun yıllar Beşiktaş'a karşı bu avantajını kullandı diye düşünüyorum. En kıymetlisi ne biliyorsun abi? Küme düşme hattındaki takımlarla oynamamak. orta sıralar. İlla ya şampiyonluk kovalayan ya da küme sıralar. Düşmeme mücadelesi veren çok zor takımla mesela. O kadar zor ki mesela o alt sıralardaki takımlarla oynamak o haftalarda. Ama orta sıralar için o zaman ne derler? Kaybedeceği bir şey yok. İşte rahat takım. Tamam rahat takım işte. Çok daha tehlikeli takım. Yok orta sıralar en rahat. Yani alt sıralarla oynamak çok zordur. Hatta birçok sözünü sayabiliriz ki son haftalara girilirken o alt sıradaki takımların şampiyonu belirlediği maçlar. Doğru. Doğru. Çok sezon var öyle. Peki Fenerbahçe'yi de bu şekilde kapatmış olalım. Fenerbahçe'yi Perşembe günü zorlu bir Adana deplasmanı bekliyor. Adana Demirspor'la oynayacak Fenerbahçe. Trabzonspor'a geçmiş olalım. Trabzonspor'da tabii işler çok fazla beklenildiği gibi gitmiyor açıkçası. Hoca'nın Başakşehir maçından sonra hani takımın düzeleceğine dair açıklamaları vardı. Başakşehir maçı acaba o Alanyaspor maçından sonra Trabzonspor için bir çıkış maçı mı olur derken üzerine gelen kupada 4 gollü Ümraniye galibiyeti
tekrardan bir 4 gollü İstanbulspor galibiyeti. Aa, Trabzonspor acaba toparlandı geçen seneye dönüyor mu derken Hatayspor maçı adeta her şeyi yeniden başa döndürdü Trabzonspor'da. İşte biz de buna anlam veremiyoruz. Hoca da anlam veremiyor ama hoca sürekli belli bir şeyleri hedef olarak söylüyor bunu. Aslında hocanın bence açık çıkıp söylemesi lazım, isim isim de konuşması lazım gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor'un geçen sene şampiyon olması, bu sene kupayla başlaması, ardından inişli çıkışlı performansı bazı şeylerin yolunda gitmediğini bize gösteriyor. Tabii ki sezon başında yapılan transfer politikası, transfer politikasından sonra sakatlıklar, sakatlıklardan sonra futbolcuların yani geçen seneki performanslarından uzak olması, takım oyunun içerisinde olmaması, transferlerin çoğunun tutamaması. Yani aslında baktığın zaman siyahla beyaz arasında bir uçurum olarak görebiliyoruz. Ama tabii ki buradan çıkacak olan da Trabzonspor vardır. Çünkü geçen sene nasıl şampiyon olduysa bu sene de ayağa kalkıp sonuna kadar direnecek bir Trabzonspor var ama bir pes ediş var sanki orada. Hani herkes olan duruma kabullenmiş gibi durum söz konusu. Ben sıkıntılı bir süreç hala Trabzon'u bekliyor. Çünkü biz mesela Galatasaray için şunu söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki hafta rakipler için zor diyebiliyoruz ama Trabzonspor için bunu söyleyemiyoruz. Yani önümüzdeki hafta ne olacak acaba? Trabzon yenecek mi, yenilecek mi? Nasıl bir performans gösterecek? Onu konuşamıyoruz. O açıdan bence Trabzonspor'un sıkıntısı da bu. Bir haftası bir haftasına tutmuyor. Yani biraz süreci ben o gün 2 yıl önceye götüreceğim. Ama Trabzonspor'daki 2 yıl önceye değil, Beşiktaş'taki 2 yıl önceye. Sergen Hoca'nın böyle açıklamaları vardı. Ya bir türlü çare bulamıyorum. Evet. Son maçlarında evet. Böyle açıklamaları vardı. İşte Abdullah Hoca da sürekli aynısını söylemeye başladı. Biraz bana Sergen Hoca'yı anımsatıyor. Maç sonu açıklamaları Abdullah Avcı'nın. Yani çare bulamıyorum, sıkıntı nedir bilmiyorum. Düzeltmeye çalışıyoruz ama sürekli başa dönüyoruz diyor. Hoca da bu istikrarsızlık durumundan yakınıyor. Futbolcularla kopuşlar başlıyor bu noktada teknik adamların. Böyle açıklamaların ardından ya da öncesinde aslında başlıyor. Teknik adamlar da bu çareyi bulamadıkları nokta takımla kopuşlar. Trabzonspor en son deplasman maçını ne zaman kazanmış? 1 Ekim. Ekim. 1 Ekim. Diyecektim ben de. 1 Ekim, Ekim Kayseri Spor maçı. Kayseri Spor. 1 Ekim'den sonra Şubat ayına geldik ya. 5 tane deplasman maçına çıktı Trabzonspor. Beşiktaş'la berabere kaldı. Ankara Gücü beraberlik. Fenerbahçe maçını kazandıktan sonraki Trabzonspor deplasmandaki 3 maçını da kaybetti. Karagümrük 4-1, Alanyaspor 5-0, şimdi Hatayspor 2-1. İçeride ve dışarıda Trabzonsporlu futbolcu grubu neden bu kadar farklı? Sayın Abdullah Avcı'nın da bunu da açıklaması gerekiyor bence. İçeride kazanıyorsunuz. Dışarıda neden bu kadar farklı? Bu kadar ağır mağlubiyetler dışarıda alınıyor. İçerideki maçlarda biraz da taraftar korkusuyla mı oyun işte ortaya çıkıyor acaba? Çünkü Trabzonspor taraftarı gözünün içine bakmıyor. Ne ağır eleştiriler, ne ağır tepkiler olduğunu biz orada gördük. İçerideki tepkilerden çekinip dışarıda daha mı fevri hareket ediliyor? Yani çünkü normal değil ya. En son Ekim ayında galip gelmişsiniz deplasmanda. 1 Ekim'de 5 maç oynamışsınız geri kalanında. Hadi Beşiktaş maçını ve Ankara Gücü maçını çıktım. Bir Fenerbahçe maçı kazanıyorsunuz, yeni bir sayfa diyorsunuz değil mi? 2-0 kazandı, yeni bir sayfa açılıyor. Ondan sonra oynadığınız maçlarda, içerideki maçları kazanıyorsunuz, dördünü, dışarıdaki üçünü kaybediyorsunuz. Şimdi içeri dışarı zaten istikrarsız başka bir nokta. 20 maç geçmiş şu ana kadar Trabzonspor için. Trabzonspor'un ligde üst üste 3 galibiyeti yok bu sezon. Yok. 3 galibiyeti işte, yok. Başakşehir, İstanbulspor galibiyetleri 2 kez üst üste. Şimdi Hatay mağlubiyeti. Yani sezon ilk haftalarında da yine aynı durum. Trabzon yaşamıştı. İçin en önemli maç bence hafta sonu karşılaşacağı Galatasaray karşılaşması olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın da şampiyonluk yolundaki bence şam demesi için iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Ama diğer tarafta Trabzonspor'da eğer oradan Galatasaray deplasmandan iyi bir sonuç alırsa da Trabzonspor için de yeni bir sayfa başlar. Bu açıdan bence hafta sonu çok güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama bir anlamda yerinin de çok şey kazanacağını, yerinlerin de bence sıkıntılı bir süreç Trabzonspor açısından. Galatasaray açısından ise çok fazla bir şeyin değişmeyeceğini
düşünüyorum. Peki zaten... tabii önce hafta içi maçları bizlere bekliyor diyelim. Evet. O gün varsa son cümleni alayım, kapatacağız. Trabzonspor 4 maçın 3'ünü, sıradaki 4 maçın 3'ünü içeride oynayacak. Takımın Trabzonspor'un toparlanması adına bir fırsat. Aradaki tek deplasman tabii ki Galatasaray deplasmanı. Oradan alınacak sonuç Trabzonspor'un ligdeki seyrini belli eder ama dediğim gibi bir iç saha, bir deplasman bu kadar ayrım olmaması gerekiyor bir takımda. Bu arada Seferovic'in uçağı da sabah gitmiş. Onları son bilgiyle söyleyelim. Kapatalım. Seferovic de sabah İspanya'da saat 11 uçağıyla Madrid'e gidiyor. Oradan da Celta Vigo'ya geçiyor ve imzayı atmaya. Peki Serhan Türk, teşekkürler. Ben ağzınıza teşekkür sağlık. O gün çok teşekkürler. Ben de teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Değerli izleyenler, Spor Ajansı'nın sonuna geldik. Sizlere Serie A maç özetleriyle veda edeceğiz. Hoşçakalın.